Kuzey, benimle açık konuş. Ne demek ben yokum? Yeterince açık değil mi Yıldız? Değil. Bir daha mı terk ediliyor mu bilmek istiyorum. Evet. Ama bu sefer terk eden ben değilim. Sensin. Ney? Ben niye kendi kendimi terk edecekmişim? Çünkü her zaman sevenler terk edilir, sevilenler değil. Seven sen, sevilen benim, öyle mi? Aynen öyle. Peki bundan şeyin haberi var mı Yıldız'ın? Peki bu şeyin umurunda mı Yıldız'ın? Bence değil. Öyle olsaydı oyuncak gibi oynamazdım benimle. Benim seninle hala oyun oynadığımı mı sanıyorsun? Oynamıyor musun? Bir aydır aşkıma inandırmak, güvenini kazanmak için yapmadığım şebeklik, yapmadığım maymunluk kalmadı. Sen ne yaptın? Ne yaptım? Dalga geçtin benimle. Ben sana sarılmaya çalışıyorum. Ben sana güvenmiyorum diyorsun, itiyorsun. Ben daha ne yapacağım sana? Söyledim ne yapacağını. Sana güvenmem için gerçekle yüzleşmen lazım. Yıldız, Allah aşkına o yüzleşmede neler olabileceğinin farkında mısın sen? Sen bana tekrar güven diye ben namus cinayetimi işleyeyim. Kuzey, nasıl böyle bir şey isteyeceğimi düşünürsün? Benim en büyük korkum seni tekrar kaybetmek. Kaybetmen için sahip olman gerekir. Sen bana sahip misin ki kaybetmekten korkuyorsun? Ben sana ruhumu, bütün benliğimi verdim. Aldın mı? Almadın! Çünkü yeterince emin değilim. Benden mi, kendinden mi? Tabii ki senden. Ben kendimden eminim. Ben değilim ama. Onu ne yapacağız? Neden? Çünkü maymun gözünü açtı. Ben artık senden emin değilim. Höstula, emin olmamak benim derdim. Senin derdin emin olmak olmamak değil. Senin derdin intikam almak. Allah'ım sen bana sabır ver. Hala intikam diyor. Tamam, tamam Kuzey, ben sakin olacağım. Ama sen de sakin olacaksın. Bunu daha sonra konuşacağız, tamam mı? Bizim sonramız yok Yıldız. Kalmadı. Taze bitti. Sonramız falan yok bizim. Kuzey, senin ağzından çıkanı kulağın duyayım mı? Daha kötülerini duymak istemiyorsan lütfen git. Sen beni kovuyorsun mu? Yıldız, lütfen diyorum. Nazikçe kovuyorsun yani. Ne demişler son aşkım? Fazla naz aşık usandırır. Usanmışsam demek ki. Benden. Evet. Senden. Ama gözün aydın. Bir ömür süreceğini sandığın 20 yıllık kuyruk acın an itibariyle bitti. Hadi selametle. Ama. Aması maması yok. İntikamını aldın ya kızım. Daha ne duruyorsun? Git keyfini çıkar. Hadi. Ne oldu? Daha kuyruk acın geçmedi mi Yıldız Hanım? Kızlar,
Ne işiniz var sizin burada? Vallahi babacığım sürpriz yapalım dedik ama kavganız böyleyse gidelim. Gidin. Ne oldu? Kim kızdırdı seni yine? Kim olacak? Yıldız ablamdır tabii ki. Yıldız diye biri yok. Adını anmayacaksınız bundan sonra. Duydunuz mu? Duyduk babacığım. Peki, Sarı abla diyebiliyor muyuz? Das geçtin abla. Değil abla. Dalga geçmeyin. Bu sefer gerçekten bitti. Aa, sen ciddi misin baba ya? Sence? Aman! Dert ettiğin şeye bak. İki güne kalmaz barışırsınız. Yani bence de zaten ilkokul çocukları gibi birbirinizin böyle saçını çeke çeke aşk yaşıyorsunuz. Ama hata bende. Ben tepeme çıkardım onu. Ay ne oldu? Ne yaptı da seni bu kadar sinirlendirdi Yıldız abla? Hiçbir erkekten, özellikle de benim gibi bir erkekten istenmeyecek bir şey istedi. Ay yoksa düş yakamdan falan mı dedi Allah korusun? Yok yok, çiçek istemiştir. Bence diz çöküp şiir okumasını falan istedi. Oturun yerinize. Şey baba ya, ne olduğunu anlatır mısın artık? Anlatamam. Ben gidiyorum, kafamı dinleyeceğim. Tamam, beraber gidip dinleyelim. Hayır, kızım, siz yıldızcısınız. Siz benim bilincimin altını karıştırıyorsunuz. Ben yıldızcı değilim, vallahi değilim. Ya ben öyle şeyler yapmam, ben geleyim o yüzden. Sen de fırsattan istifade ananı mı kaktıracaksın bana? Hayır dert ya, ben artık çok dışarıcı halde gibiyim. Böyle herkese uyuyorum, tarafsız tarafa geçtim. Babacığım ben direkt senin tarafındayım, o yüzden ben geliyorum. Ben de, ben de. Kızlar. Yalnız kalmak istiyorum. Anladınız mı? Yalnız. Siz de bundan sonra ne o kırmızı kafayla ne de herhangi bir kadıoğluyla görüşmeyeceksiniz. Hiçbir kadıoğluyla mı? Hiçbir kadıoğluyla. İki tanecik istisna da mı olamaz? Hayır, olamaz efendim. O kadıoğullarının orta dünya sakinleriyle de görüşmeyeceksiniz. Ne Frodo'yla ne de Legolas'la. Ama baba ya! Ama baba deme bana! Görüşmeyeceksiniz. Dediysem görüşmeyeceksiniz. Kalk oradan. İyi. Ömer'le ilgili bir şey demedi en azından. Yıldız? Ne oldu yengem? Ana ne oldu gülüm, niye ağlıyorsun? Yenge, Kuzey beni terk etti. Ay yok canım, terk etmemiştir. Sen yanlış anlamışsındır. Kuzey seni bir daha terk eder mi? Kuzey terk etti, yine terk etti. Beni yenge ağa bitti dedi. Yok, o bitti dememiştir. O şey demiştir, düp bitti demiştir. Ya yenge ben salak mıyım? Bağ bitti dedi diyeyim sağa. Kovdu beni evden. Anam, kim bilir ne ettin de adamı delirttin Yıldız. Ya aslında çok büyük bir şey etmedim yenge. Sen o boncukları devirdiğine göre kesin kabahatlisin yenge. Bak bakayım gözlerim içine. Ne ettin Kuzey'e? Ya yenge, şimdi Kuzey Şule'den boşanmak istiyor ya. Şule'de boşanmak istemiyor yani. Ben de Şule'den boşanması için ona yardım etmek için bir şey söyledim. Bu küçük bir şey. Küçük derken ne kadar küçük? Yani küçücük. Yenge ben çok büyük bir hata ettim galiba. Kuzey'e dedim ki Şule'den boşanmak için ihanet belgelerine ihtiyacı var ya. Onu gidip Şule'nin sevgilisinden al dedim. Ne? Ne dedin, ne dedin? Adama sen boynuzu yer eski karnın yeni yavruluğuna mı git dedin? Kuzey'in de sana tamam mı abişim diyeceğini sandın he? Ula bunu hangi erkek kabul eder? Hem de bizim Karadeniz'de. Ya ben onun beni aldattığı kadınla gidip muhatap olmadım mı? Benim gururum yok muydu? Ben Karadeniz kadını değil miyim? Ya ikisi aynı şey değil. Tamam, senin de gururun var. Ama sırf Kuzey'den intikam almak için onu aynını yaşatmak istiyorsun sen değil mi? Ya hepiniz intikam intikam deyip duruyorsunuz. Benim derdim intikam değil yenge. Ben bir an önce Şule'den boşanması için yardım etmek isteyeyim o kadar. Ya kızım ama sen yani ki Şule'den adamı boşatayım derken kendinden boşatmışsın. Adam seni terk etmesin de ne etsin? Sağ ol yenge. Ah sen de Kuzey'in tarafındasın demek. Ben her zaman ve her yerde sağa rağmen aşkın tarafındayım. Duyuyor musun beni?
sağa rağmen aşkın arafındayım. Haydi ağzın yüzünü sil. Toparlan gidiyoruz. Kuzey'den özür dileyecek. Beni kovan adamdan gidip özür dilemem ben. Boncuğum haydi düşünme. Gelmeyeceğim. Özür mü özür dilemem diyeyim sağa. Yıldız, güzel boncuğum, balım. Haydi dedim. Gelmeyeceğim. Yıldız, sen var ya tatlı dildin ve de güzel laftan hiç anlamıyorsun yenge. Ama ben senin iletişimi geliştirdiğim için şimdi ben sana senin dilinden konuşacağım. Yıldız! Naideyim ben, naide. Kanatsız bir aşk meleğim. Emme babi gelirlerse seni bile, gülümü bile kanatırım. Seni şimdi kanatmadan düşünme. Tamam be, tamam ha. Seninle de iletişim kurulabiliyor. Abla ya boşuna uğraşma. Babam gitti, evde değil. Ne? Nereye gitti? İstanbul'a demeyin, yamuldurum. Sanmıyorum. Çıkarken babamı falan almadı yanına. Yani evet, kafasını dinlemek istiyormuş. Peki sinirli miydi çok? Yani pek değildi. Sonuçta hiç sandalye kırmadı. Keşke kıraydı. Adamın yüreği kırılmış. Yıldız sandalye kırsa ne ki? Yavrum, kızım yani siz de babanızı niye yalnız bıraktınız ya? Ya biz gelelim dedik de istemedi ki bizi. Bu sefer hem çok kızgın hem de çok kırgındı. Geldiğimizden beri babamın her halini gördüm. Ama ilk defa bu kadar üzgün görüyorum babamı. Görüyor musun Yıldız? Adam ne kadar üzüldüyse kızların yanında ağlamamak için kendini dışarılara vurmuş. Gerçekten Yıldız abla ya. Babamla aranızda ne oldu? Babam da anlatmadı hiçbir şey. Yıldız sen bilirsin. Buraları en yakın ağlama noktası neresi? Ağlama kayası. Ağlama kayası mı? Ay orası neresi ya? Orada biz de gideriz. Ya son burnunda. İyi o zaman. Hadi hemen gidelim. Hatta hep beraber gidelim. Evet, bence de. Yürüyün hadi. Sen gelme, otur yerine. Bu küslükten anana pay çıkarmana göz yumamam. Fırsatçı kenafir senim. Kenafir olabilirim ama asla bir fırsatçı değilim. Bu yüzden ben de geleceğim. Kimse gelmez. Ben tek başıma gideceğim. Yıldız, bu sefer kırıp dökmeyeceksin değil mi? Yok yenge. Ben bozdum. Ben tamir edeceğim. O zaman gidebilirsin. İşte bu be. Aşkına sahip çıkan Karadeniz kadını. Neyi yetiştirdin? Helal olsun sana. Almışlayın. Bravo! Bravo! Yürü be. Ay, mutluluktan çok fena oldum ya. Başım dönüyor, kafam dönüyor. Şey ister misin? Evet. Limonlu su ver bari yetti. Bir şey yok. Biricik düşmanın, biricik öküzün. Senin ne işin var burada? Asıl senin ne işin var burada? Gece koynuma giriyorsun, sabah soluğu ya son burnunda alıyorsun. Hayırdır? Ağzını topla. Şimdi denizin ortasına atarım seni ha.
Ya sen niye fabrika ayarlarına döndün şimdi? Dün gece ne güzeldi. Sonra ne oldu? Sen bana Şule dedin. Şule mi dedim? Meğer senin aşkın da rüyanda Şule'ymiş. Hayır ya. Ben rüyamda onu falan görmedim. Ben öylesine ağzımdan çıkmıştır benim. Senin bilinçaltında Şule varmış demek. Benim bilincimin altında da üstünde de bir tek şey var. O da sensin. Çünkü ben artık sana... Hiçbir şey söyleme baba. Benim gözlerim yeter sana. Ben sana çok aşığım. Sana deliler gibi aşığım. Duydun mu beni? Ben sana deliler gibi aşığım. Aşık mı aşık değilsin bari. Aşık. Değilsin. Aşığım. Değilsin. Aşığım. Değilsin ulan. Aşığım. Değilsin. Keçin, kırmızı kafalı keçin. Ya da sürekli kafanı gakan ağaç gakanın. Sağ hangisi lazımsa. Bana hiçbiri lazım değil. Onlar eskiden de yıldız. Hayırdır, niye geldin? Asıl sen niye geldin? Aa, burası benim ağlama gayem. Bana aşık olan kadını en son burada bırakmıştı. Hala burada mı diye bakmaya geldim. Aha, burada, karşındayım ya. Ben seni değil Yıldız. Bana aşık olan kadın istiyor. Hey. Ben 20 sene önceki Kuzey'i istiyorum diye sen de eski Yıldız'ı mı istiyorsun? Yoksa Gülay'ı, Tülay'ı, Tülen'i mi? Hangisini acaba? Hiçbirinizi istemiyorum. Rahat bırakın beni ya. Biz kim ula? Ama ben tek başımayım, karşındayım ya. Tamam işte. Yıldız rahat bırak beni ya. Ben yalnız kalamayacaktım. Kalamayacaksın Kuzey. Sen benim düşmanım değilsin. İntikam yemin ettiğim adam da değilsin. Sen benim yıllardır aşık olduğum adamsın. Ben değilimdir o. 20 sene önceki Kuzey'dir. Sensin ulan. Sen bana demedin mi? Sen git 20 sene önceki Kuzey gelsin demedin mi? Dedim. Ama 20 senenin öncesi de sonrası da sensin Kuzey. Ben sana aşığım. Değilsin. Aşığım. Değilsin. Aşığım ula. Değilsin ula. Aşığım dedim. Değilsin dedim. Aşığım ula, aşığım. Değilsin ula. Kuzey. Yıldız. Aha. Rüzgar ettin fırtına bir şeysin. Of. Of. Karşılıyorsun Şapşik. Mine, geleceğini söylememiştin. İşte ben de onu diyorum. Kimden öğrendin geleceğim? Ha. Bu çiçekler benim değil galiba. Benim çıkmam gerek. Sonra konuşalım, olur mu? Ne sonrası ya, ne konuşması? Pardon? Mine, lütfen. Sonra konuşalım. Bir dakika ya, bir dakika. Sen... Bu çiçekleri kime aldığını söylemeyecek misin? Peki sen bana hiç güvenmeyecek misin? Şu anki konumuzun bununla hiçbir şekilde alakası yok tatlım. Sana bir soru sordum. Cevap bekliyorum. Cevap bekliyorsun. Öyle mi? O halde cevaplayayım küçük hanım. Bu çiçekleri hayatta en sevdiğim kişiye aldım. Ne? Kim? Emin? Emin sen ne diyorsun? Mine, lütfen. Bunları konuşmanın hiç sırası değil. Sadece bugünlüğüne beni kendime bırak. Anlaştık mı? Ne olmuş bugüne ya? Ne olmuş?
Ya bu çiçekleri kime aldığını söylersin ya da seni terk ederim, duydun mu? Sonra Mine, sonra. Ne sonra ya? Mine'ye hiç sonra denir mi? Ya şimdi ya da hiçbir zaman. Yürü kızım. Yıldız, ne yapıyorsun sen? Ben sana aşığım diyorum, sen kaçıyorsun gidiyorsun, ne yapıyorsun sen? Çünkü sana inanmıyorum. Aşık olduğum ben değilim. Yıldız. Ben artık neye inanacağımı şaşırdım. Sen niye döndün ki? Ne güzel bir hayatım vardı, ne kadar rahattım. Aklına bile gelmediğim bir adama aşıktım ama mutluydum. Bir hayale tutunup yaşaydım. Hayal değilim ben Yıldız. Karşında duruyorum. Bak, önünde diz çöküyorum. Sana aşığım diyorum. Ne olur bize bir şans ver. Tam 20 yıl geç kaldın. Allah'ım, ben bilmeden büyük bir günahımı işledim ya. Daha ne kadar bedelini ödeyeceğim ben bu günahı? Ama bütün amacın buydu değil mi? Kendine aşık ettin, diz çöktürdün. Sonra da geçtin karşıma, keyifle izledin. Kuzey, ne yapıyorsun sen? Peşim sıra gezdiğim yerleri şimdi sen mi geziyorsun? Burada da mı rahat yok Yıldız be? Beni affedene kadar bırakmayacağım peşini. Valla benim kavga edecek halim bile yok. O kadar mı kızdın bana? O kadar mı delirttim seni? Yok. Şu an içimden ne bağırmak çağırmak ne de öyle sandalye parçalamak falan geliyor. Çünkü bitti. Tamam, ne yapayım? Bana diz çöktüğün gibi diz çöküp af mı dileyim senden? Değmez. Değer, değer. Diz çöktür de bana rahatla sen de. Yok canım. Ne münasebet. Biz kimiz ki senin gibi gurur timsali Yıldız hanımefendiye diz çöktüreceğiz? Sen burnun yere düşse eğilip almazsın be gururundan. Bana mı diz çökeceksin? Çökerim buna. Kuzey, beni affet ne olur. Fazla ileri gittim, gururumu kırdım. Deliliğime ver. Ben bu oyuna bir daha gelmem Yıldız. Kendini affettireceksin, bana diz çöktüreceksin, beni madara edeceksin değil mi? Oyun moyun yok. Bu kadar kırılacağını düşünemedim. Ne olur affet. Ne olur. Bunu sen istedin Yıldız. Oyununa kaldığın yerden devam edebilirsin. Çünkü ben artık yokum.
Ya sen de ablana bir kere çiçek almadın ya, bir kere. Ama o kızın kim olduğunu bir öğreneyim. Yedireceğim o çiçekleri size. Şeytan diyor ki, al şu çiçeği kaç diyor. Kimseye veremesin diyor. Ne yapıyorsun? Önüne bakar mısın? Asıl sen önüne... Şey, biz daha önce tanışmış mıydık? Çok güzel kokusunuz. Ne? Hadi be oradan! Tam yarması seni! Boşuna denizlere bakıp durma armatör. Karadan geliyorum. Şaşırtmaca yaptım ki beni görüp kaçmayasın. Niye geldin şimdi sen? Kuzey, iyisin, hoşsun ama hiç numara yapamıyorsun ha. Ben artık yokum. Seni istemiyorum diyorsun. Daha hala benim izlerimi takip edip duruyorsun. Ben kimseyi takip etmiyorum Yıldız. Ayrıca burası senin değil, benim yerim. Yalnız kalmak istiyorum. Bak işte onu yapamam. Ne yaparsan yap, benden kurtulamayacaksın. Beni affedene kadar bırakmayacağım peşini. Çay demleyeyim mi? Karşılıklı höpürdetiriz. İstemem. Gözyaşımda levrek buğulayım. Timsah gözyaşlarıyla levrek buğulanmaz. Kalbimi kırıyorsun ama. Ne oldu Karlar Kraliçesi? Buz tutmuş kalbin mi çatırdadı? Buz tutmuş kalbim mi? Senin benim aburamda olan yangından haberin var mı? Olmaz mı? O yangında sen beni yaktın, beni. Karşıma geçtin, kül olmamı bekledin. İstediğin oldu. Ama ne ben, ne de aşkın sağlam çıktı bu yangında. Kuzey, bak sen öfkeli olduğun için böyle konuşuyorsun. Ne olur affetsen beni, hı? Ne olur bize bir şans versin. Olmayacak duaya amin demem ben Yıldız. Bu saatten sonra ne sen bana inanırsın ne de ben sana. O zaman bir şarkı söyleyeyim. İstemem. İstersin istersin ha. Deniz üstünde fener. Bir yanar bir de söner. Bu gaybana sevdaluk, ne yana olsa döner. Bu gaybana sevdaluk, kırk tarafa da döner. Gel kaçalım sevduğum, dağların arkasından.
Yandım da öleceğim bu yürek yarasından. Gel kaçalım sevdum dağların arkasından. Yandım da öleceğim bu yürek yarasından. Duman gelir dereden, kapatır dağ taşı. Sevdumun yüzünden durmaz gözümün yaşı. Sevdumun yüzünden durmaz gözümün yaşı. Gel kaçalım sevdum dağların arkasından. Yandım da öleceğim bu yürek yarasından. Gel kaçalım sevdum dağların arkasından. Yandım da öleceğim bu yürek yarasından. Bitti mi? Bitti. Bir tane daha söyleyeyim mi? Yok. Bittiyse yalnız kalmak istiyorum diyecektim. Yalnız kalmak yok ula. Aha, unuttun mu? Sen benim tutsağımsın. Ben de senin tutsağınım. O eskidendi Yıldız. Ben kimsenin tutsağı değilim. Sana iyi oturmalar. Ne yapıyorsun ula? Kelepçesiz tutsak mı olurmuş? Aha bak, artık istesen de ayrılamayız. Ne yaptın sen ya? Nerede bunun anahtarı? Aha, bu mu aradın? Ver şunu. Vermem ula. Bak gördün mü, elimden kaydı. Kız ne yapıyorsun sen ya? Şimdi yalnız kal bakalım, nasıl kalıyorsun? Pusulayı aradığın gibi birlikte dalıp arayalım diyeceğim ama iki kişilik dalış kostümü yaptıramayız herhalde. Yıldız gülme bana. Gülmüyorum. Yine yüzüm seyri. Öyle mi? Görürsün sen şimdi seyirmeyi. Dur. Sen istedin. Neyi ne yapıyorsun? Bulacağım o anahtarı. Nerede bulacaksın? Ben yaptım. Beni bir şey yapayım ya. Bulacağım onu. Bir dakika ya. Konsantre olamıyorum. Burada galiba. Çıkar gel. Ne çıkardın? Atmayaydın ya. Kurbalayıp doldum şimdi seni. Ya bir dakika, bir bakayım ya. Ama yürü! Delirtme beni! Allah'ın cezası. Hatay sen düşünseydin. Ay gidip kulağa soktun ya burada. Al sana su. Kur! Türk diyor, ben ikinci bir kişi miyim? Tek kişiyiz zaten. Yürü haydi, seni çekmekten yoruldum ha. Kelepçeyi takmışsın, çekmekten yoruldum. Çekmeyeydin, takmayaydın. Kuzey, çabuk al sobayı yak. Ben yakamam, sen yak. Kuzey, dondum diyeyim sağa. Yak şu sobayı haydi. Onu anahtarı denize atarken düşünecektin. Ama dondum diyeyim sağa, dondum. Tamam, ben de donuyorum. Onun için yakacağım. Kendi üstüne alınma. Tamam. İçeride kibrit vardı, ben alayım gelin. Sen mi? Tamam, sen de gel. Başımın belası. Vardır ya buralarda. Daha iyi bilirsin tabii. Masanın orada olacak. Yok, ocağın orada. Ya masanın orada var işte. Ama ocağın orada değil sağ. Aha, buldum ya. Ahıl zenginisin. Öyleyim tabii. Önce şuradan ince çırpıları ver. Bak.
Al. Al. Tek tek verme, birkaç tane daha ver. Tamam, çıra bu, çıra. Tamam, hadi yap şu çırayı. Tutkundum ula. Yaparsan kibrit sönüyor. Ne yapayım, duramayayım ha? Yaparsan kibrit söner. Ne yapayım ula, dondum ya. Haydi. Yandı. Tamam ula, elimi yakacaksın ya. Yanmaktan korkuyorsan kelepçe takmayacaksın Yıldız Hanım. Çok konuşma. Şuradan daha büyük odunları ver. Galınları ver. Galın odun mu? Tabii. Al. Al galın, al. Tamam, yeter haydi. Çekme kolumu. Sanki denizde değil de Nadem'in gözlerinde gideyim ufka. Kaptan! Lan! Çayın geldi kaptan. Oğlum bu şekilde çay mı getirilir ya? Ne vardı böyle? Karşılık da vermiyor ya. Ha? Senin gibi bir şey olmaz olsun. Çık git lan, çık lan. Öyle bakma ters ters. Çık. Hayret bir şey ya. Kuzey olsaydı böyle mi olurdu? En azından bir karşılık verirdi, bir dalaşırdık, bir heyecan olurdu, bir şey olurdu yani. Ulan Kuzey, alacağın olsun yani. Kendimi çorabımdan soğuttun beni. Ulan sen de olmasan ben bitmişim ya, canım garip. Efendim, boncuğum benim, bir tanem, güzel gözlüm, pilla böcüğüm benim, söyle. Sonra vurlaşırız. Şu anda ben çok mühim bir mesele üzerindeyim. Sen Yıldız'ı gördün mü böyle? Söyle bakayım. Beni bunun için mi aradın Nade? Ben burada senin gözlerine sefer düzenleyeyim. Gözlerine dalıp dalıp uzaklara gideyim. Sen bana bacımı sor. He, Yıldız'ı görmedin yani. Bu kadar sinirli olduğuna göre Kuzey'i de görmedin ha? Beni önce Kuzey terk etti. Sonra sen terk ettin Nade. Kuzey, Yıldız ilk aşk gemisi sefere çıksın gitsin diye... benim seferin gemisini batırdın yani. Ya severim, balım, Allah aşkına. Az geri bas ya şu içindeki romantiği. Vallahi mevzu çok mühim ya. Ne oldu? Gene mi küstü o Yıldız'la Kuzey? Küsmek ki, hem de ne küsmek. Sen bu bacın Kuzey'e öyle bir şey etmiş ki... Kuzey bacımı bir kez daha terk etmiş. Ne yapmış bacım? Dereye mi atmış? Kafasını mı yarmış yine? Vallahi onları etse daha iyiymiş. Kaç yaşındaki adamın gururuyla oynamış. Git karının seni aldattığı adamla görüş, ihanet kanıtı iste demiş. Niye? Kuzey'i katil edip ömür boyu hapiste de sürünsün mü istemiş benim bacım? Ay ben ne bileyim senin bacın ne istedin ya? Bir anlasam, ah bir anlasam. Neyse seferim, sen çok açılma da şu Kuzey'le Yıldız'ı bir bulalım biz. Vallahi Nade, ben bu gidişle öyle bir açılacağım ki te Rusya'ya kadar gideceğim. Sen anladın onu. Bak şimdi, lafa bak, bak. Kim bana gelecekler ha? Neyse, kapatıyorum. Ağırlı ol, aklını almayayım. Hadi, öptüm. Al. Hala bak, buz gibi çay ya. Oğlum bundan sonra bana sıcak çay getirin. Hemen kaptan. Oğlum orada mı bekliyorsun? Çık. Çık şuradan. Çık. Aklımı aldı ya. Allah canına. Çık. Çık. Ayrık bir şey ya. Burada jet ski'yle mi gezinin? Öte yanda jet ski yapın. Selamun aleyküm tatlı kız. Ben hamama gireceğim. Emmi her yerim bulunç bulunç. Bana böyle kendi dişi, eli maharetli bir tellak var mı elinde? Alanında uzman ama sözlerimizle çalışıyoruz efendim. Buyurun ben size havlu vereyim. Tatlı kız, bak bakayım şu kulağa. Ben oradan bakınca pasaklı gibi mi görünüyorum? Hiç yakıştıramadım sana. İstemez canım, ben yanımda kendi havlumu kendim getirdim. Sağ ol. Peki efendim, müsaadenizle ben masözlerimizin müsaitlik durumuna bakıp geliyorum hemen. Müsaade senin canım. Şurta.
sağ gösterir. Oo, şu lemonlu oğlu. Ne yapıyorsun burada? Utanmadan Zafer'in aralarımı atıyor. Pardon. Kafa gıtsa anlamak zor tabii. Ne yapıyorsun diyorum. İniye saklanmış bölüm sonunun gelmesini bekliyor. Örgüçlü canavar. Ya ben senin söylediklerinin yarısını bile anlamıyorum. Ama belli ki sen ilk kez spor yapan birini görüyorsun. Yok canım. Böğürerek yapanı ilk kez görüyor. Kıyamam. Sen ne kadar uzak kalmışsın bu işlere. Zaten eğer sporla şu kadarcık bile ilgileniyor olsaydın... ...duruşundan belli olurdu. Hadi be oradan. Ben gayet de fit ve de gayet de kaslıyım. Türk kasından mı bahsediyorsun? Üzüldüm. Gencecik yaşta ne hale gelmişsin. Ya sen bana laf sokmaya çalışana kadar kendi haline bak be. Kuzey Yıldız'ı terk edince hemen senin kollarına koşacak sandın ama koşmadı değil mi? Sen de burada delirdin. Ayrıldılar mı? Sana be. Sana. Baba kızım. Defolup gideceğim buralardan. Defolup gideceğim benim cennet memleketimden. Yok ya. Gitmezsem ne olur? Seni çok fena döverim. Seni geberdirim. Daha önce de söylediğim üzere naideyim ben, naide. Kork benden. Kork benden. Kork benden. Çaktın. Şulem oğlu oğlu. Hay hay. Denemesi bedava. Uuu. Zevkle. Akıllanmadın sen değil mi? Ben şimdi göstereceğim sana akıllanmayı. Gel gel. Geliyorum. Benim, benim yaptı hocam. Geçmiş olsun. Doktor, polis, anam, savcı, eczacı. Ay yavrum. Uyuşsunuz, bir şeyiniz var mı? Ambulans yok mu? Baba, hepinizi şahit yatıracağım. Ben gördüğünüz karı benim ikiye böldü. Ne gülüyorsunuz kız? Yorulurum şimdi kavga etmeye. Ama kalkamıyorum. Ne yapıyorsun? Horon mu tepiyorsun ya? Üşüyorsun sen. Soyunman lazım. Hadi çıkar. Ne? Hayatta soyunmam. Soyunacaksın diyorum. Çıkar şunu. Sen neyin peşindesin ula? Soyunmayacağım dedim sana. Yıldız, bana bir daha vurursan çok fena olur. Ne yaparsın ula? Ne yaparsın? Senin karşında öyle her dediğine he diyecek, eyvallah diyecek kuzey yok. Eskiden de onlar. Hı, ondan mı soyunmamı istiyorsun? Üşüme diye diyorum. Titriye titriye bayılacaksın. Taşıyamam ben seni yukarı kadar. Aha, eşek gibi taşıyacaksın. Mecbursun. Tamam, soyun bakmayacağım. Tabii bakmayacaksın. Hele bir bak. Aha gözlerini oyarım senin. Senin neyine bakacağım ben ya? Ha şu odunlar, ha sen neyine bakayım senin? Ne oluyor ya? Burada mı soyunacağım? İçeride odunda soyunacağım. İyi git. Ne oldu? Artist. Yürü. Ne giyeceğim ben? Aa, burada var bir şeyler. Al bunları git. Allah Allah. Ne öyle hemen elinle koyduğun gibi buldun? Önceden kimleri getirdin acaba buraya? Sana ne acaba? Demek bağ ilanı aşk ederken buraya kadınları getirdin öyle mi? Yıldız saçma sapan konuşma. Burası benim arkadaşım Tayfur'un evi. O da kız kardeşi Selin'le yaşıyor. Kızın eşyalarıdır bunlar. Ayrıca sen bana ne hesap soruyorsun ya? Bu Selin, tülün olmazsa gülün olur, gülün olmazsa Selin olmadaki Selin olmazsa sakın. Belki de olabilir. Sana ne? Hesap mı vereceğim sana? Giy üstünü. İyi ola, çık dışarı. Al, çıkıyorum. Çık. Al, çık. Aa! Aa! Sakın bakma aradan. Ne bakacağım be? Buzlayacağım zaten. Nasıl giyineceğim ola ben?
Abla çekme kolumu. Çekmiyorum ben. Yardım edeyim mi? Öldün mü lan? Yıldız. Ne yapıyor bu ya? Pişman oldu da çiçekleri iade mi ediyor acaba? Götürüyorsun. Her adımında ölüme biraz daha yaklaşıyorsun Legolas Efendi. Bakalım elfler ölümlü müymüş, ölümsüz müymüş? Dumbbell'lar altında kal inşallah şöyle. Pilates topu suratına, şırtan suratına çarpsın da ağzın yüzün yapılsın inşallah. Ah. Ah. Nerede o? Ay çok uzakta ya. Nasıl gideceğim ben oraya şimdi? Ah, oh, 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 oh. Hadi kızım. Bir kere de. Bir, iki, üç. Ah! Oh! Alo. Alo. Feride. Heh. Yoksa bizim deli aşıklardan haber mi var? Biz de sana onu soracaktık ama sen de bilmiyorsun anlaşılan. Ne yaptılar acaba? Vallahi benim gülüm bu sefer işler biraz karışık. Ben bir müdahalede bulunacağım. Düşünüyorum. Nahide yenge bari sen anlat ne oluyor Allah aşkına ya? Ne geçti aralarında? Ne istedi Yıldız abla babamdan? Yıldız babanızın canını istese daha iyiydi. Ben size o kadar diyeyim kızım. Hayda. Ya siz bizi delirtmek mi istiyorsunuz? Söylesenize ne olduğunu. Anladım gülüm anladım. Emme ben şu anda dinleniyorum. Dinleme saatindeyim. Az önce üstümden bir tır geçti de. Tır mı? Nahide yenge sen neredesin? Konuşuruz canım konuşuruz gülüm. Hadi bakalım öpüyorum gül yanaklarınızdan tamam. Hadi bay. Ah. Ya çok uzaklaşmışım kanepeden. Nasıl gideceğim oraya kadar? Aa. Nereye gidiyor? Doğdun anne. Bak. En sevdiğin çiçekleri getirdim sana. Papatya almayı unutmuşum. Son anda geldi aklıma. Papatyasız doğum günüm olur dedim. Sen de beni sarı papatya diye severdin zaten. Babam da sana kızardı. Erkek adamdan sarı papatyan mı olur be derdi. Sen de olsun. O benim sarı papatyam derdin. Sarı papatya oğlum büyüdü anne. Legolas oldu.
siz gittiğinizden beri. Belki ilk defa bu kadar iyiyim, biliyor musun? Etrafımda beni seven çok insan var. Hatta biri de burada şu an, biliyor musun? Tanıştırayım mı seni? Ne dersin? Tanıştırayım. Gel. Annemle tanıştırayım seni. Nasıl? Sevdiğin gibi değil mi anne? Tam bir kara böcük. Ufacık. Tefecik. Sen merak etme Zeliha teyze. Oğlun emin ellerde. Tamam. Senin kadar çok sevemeyebilirim. Ama ben de onu çok seviyorum. Ve sana çok teşekkür ederim. Dünyanın en güzel kalpli evladımı yetiştirmişsin. Hadi naidesin sen, naidesin. Çıkabilirsin. Yapamadım ya. Ay nasıl çıkacağım? Hadi. Ya bu sefer de su orada kaldı. Bir su verenim bile yok ya. Poyraz, Kamer. Yenge. Ne bakıyorsunuz şimşirik gibi suratıma? Şurada gel, oradaki suyu verin. Ne oldu sağ yenge? Tut. Tamam gel. Yavaş. Dur yastığı düzelteyim. Dur. Vallahi tamam. Bayılacağım ağrıdan. Tamam bir kaşım. Al suyunu da. Tut. Tamam. Al yenge. Bir. Bismillahirrahmanirrahim. Al şunu. Ne oldu, anlat artık. Mühim bir şey değil ya. Bölüm sonu canavarına yakalandım. Susan oldu yengem ya. Benim üstümden geçen tır sağda mı uğradı? Ah be yenge, keşke öyle olsaydı. Böyle taksit dayak yemek yerine bütün ordu üstüme gelseydi daha rahat olacaktı. Sen de iyice dayak arsız oldun lan. Artık kendilerine dönecek başka bir adam bulsun lan yenge. Biz hayırlısıyla İstanbul'a gidiyoruz. Ne? Ne? Doğru duydun yenge. Baksana bize burada Poyraz'ımla gün yüzü göstermeyecekler. Biz de kaçalım dedik işte. Bak yenge. Sen de bizi görmedin, duymadın, tamam? Haydi Kamer. Hop! Hey! Durun bakayım. Siz ne yapacakmışsınız bir başınıza oralarda? Evleneceğiz. 3 tane de çocuk yapacağız. Kamer'cim, Poyraz'ı 20 sene sonra bir adam için de terk edecek misin? Öyle bir planın da var mı? Ya o nereden çıktı yenge şimdi ya? Vallahi ne bileyim. 6. hislerime soruyorum. Sordum. Şule'nin Kuzey'e özeniyor olabilir misiniz acaba? Ben Kuzey abi gibi arkamda gözü yaşlı bir kızı bırakmıyorum ama. Sevdiğimi de alıp gidiyorum. Tamam Poyraz'ım, tamam alıp gideceksin de ne yiyeceksiniz, ne içeceksiniz, ne iş tutacaksınız orada? Yani bir İstanbul'a gidelim de gerisi gelir. Gelir değil mi Poyraz? Yenge. Ne? Ayo! Kaçmaya karar verirken yengeye mi güvendiniz? Ya yengem, canım yengem ya. Böyle o güzel kasandan azıcık bize destek atsan olmaz mı? Tamam ya, tamam. Benim bu aşk meleği kalbim ne olacak sonunda ya? Ne kadar lazım? 10.000 dolar, 20.000 euro, dinar, sterlin. Yani 50.000 Türk lirası yeter de artar yenge. Tamam. Yavaş ya Poyraz. Arkadaşım madem bu kadar utangaçsın, sen kelepçe işine neden giriyorsun? Senin kelepçe neyine ya? La çok konuşma. Kelepçeledim diye seni kendi nikahıma almadım herhalde. Nikah mı? Allah korusun, Allah düşmanımın başına vermesin be. Bana bak, benim sinirimi bozma ha.
Tamam be, bir şey demedik. Hadi çık. Geç, sıra sende. Tipe bak. Kendine gül sen ha. Şş, bana bak. Bakma ha. He, hiç işim gücüm yok, sağa bakacağım. Bakarsın sen. Sen bakarken soyunamıyorum. Zormuş ha. Zor tabii. Ben de böyle bir delikanlıyım. Ya ben artık gerçekten kafayı yiyeceğim. Bu Yıldız babamı bu kadar kıracak ne istemiş olabilir ki? Vallahi benim de hiçbir fikrim yok. Ama Yıldız bayağı kararlı gitti. Kesin alacak babamın gönlünü ya. Mine? Nereye kayboldun sen? Anlatırım ya sonra. Boş verin. Asıl siz ne yaptınız? Yıldız babamı tamir edebildi mi? Yani biz de hiçbir şey bilmiyoruz ki. Hiç kimse hiçbir şey anlatmıyor. Nahide abla da bir şey bilmiyormuş. Ama ben Yıldız ablaya çok güveniyorum. Bence onlar barıştılar. Hatta şimdi yola çıktılar bile. Ha, bakın gördünüz mü? Geldiler işte. Ben de. Anne. Mineciğim. Ne oldu? Beni görmeyi beklemiyordun değil mi? Yani. Dedenizde kaldığınızı sanıyordum. Biz babamızı görmeye geldik de. Sen neden geldin? Belli ki haberi almış. Ama boşuna gelmişsin anneciğim. Çünkü babam evde değil. Tamam, ben beklerim. Hem biz de biraz kız kıza sohbet etmiş oluruz. Aa anneciğim. Yoksa babamın aşk yarısını sarmaya mı geldin? Amacın puan toplamak mı? Ne saçmalıyorsunuz siz Allah aşkına? 20 yıllık kocamla sohbet etmeye gelmiş olamaz mıyım? Olamazsın tabii. Neyse anne, babamın senin tesellini ihtiyacı yok. Yıldız abla çoktan gönlünü almaya gitti bile. Gökçe'cim, peki senin ne işin var burada? Niye anne? Ben buraya babamın evine gelemez miyim? Tabii ki gelebilirsin. Ama ben seni benim yanımdasın sanıyordum. Ben artık kimsenin yanında değilim. Çünkü artık daha fazla kullanılmak istemiyorum. O da ne demekmiş öyle? Yalan mı anne? Sen Yıldız'la babamın arasını bozmak için beni kullanmadın mı? Sen buna kullanmak mı diyorsun Gökçe'cim? O zaman beni iyi dinleyin kızlar. Ben babanızla boşanmamak ve bu aileyi kurtarmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Ve bundan da utanacak falan değil. Utanmadığını biliyoruz zaten. Aylar önce kanıtladın ya bunu. İstersen tekrardan ayrıntılara girmeyeyim ben. Feride. Haddini bil. Annenle konuşuyorsun. Aa tabii ki de haddimizi bilelim. Ablacığım ayıp ediyorsun yani. Alt tarafı annemiz aylar öncesinde başka bir adam için bizi terk edip gitmiş. Aylar sonrasında da karşımıza geçmiş. Excuse me deyip yaptıklarını unutmamız bekliyor. Ne kadar doğal değil mi ya? Siz benim yaşadıklarımı kolay mı zannediyorsunuz? Umarım hayatınız boyunca bir gün bile benim yaşadıklarımı yaşamak zorunda kalmazsınız. Benim çektiğim vicdan azabını asla çekmezsiniz. Bak anneciğim. Ben senin ne kadar üzgün olduğunu, ne kadar pişman olduğunu çok iyi biliyorum. Ama artık ne yapacaksan tek başına yap. Bizi alet etme lütfen. Hoşça kalın kızlar. Bakıyorsun. Niye? Rahatsız mı oldun? Başka tarafa bak. Aa, hiç etkilenmiyor mu bakışlarımda? Hayır. Bu maviş maviş gözlerden, kırmızı kırmızı kafamdan, hı? Hiç mi etkilenmiyorsun? Sen çok abartıyorsun kendini ha. Vallahi. Öyle bir matah bir göz rengin yok senin. Hani benim yüzümdeki bir çift gökyüzünden ilham alıyordun, hı? Hani deniz nerede başlıyor, gökyüzü nerede bitiyor bilmiyordun. O gözlerin bana aşık baktığını düşünüyordum o zamanlar.
Ama sahteymiş. Her şeyin gibi sahteymiş. Gözler lens mi? Hey. Hani benim doğduğum günü biliydin. Ya da o zaman küçüktün, hatırlamıyorsun. Nişanımızda da mı lens taktım? Vallahi ben o zamanları hiç hatırlamıyorum. İyi. Madem gözlerim sahte, bakışlarımdan hiç etkilenmiyorsun. Ben de böyle kocaman kocaman gözlerimi açıp bakarım sağa. Bakma öyle. Niye? Eski günlerimizi mi hatırladın? Bakma diyorum. Sen ne kadar inkar etsen de ben hep kuzeye bakan bir yıldız oldum. Kabul et. Hani sadece kendi göğünde parlayan bir yıldız olacaktın sen? O eskidendi. Bu böyle olmayacak. Kalk. Nereye ulan? Bu tutsaklığa bir son vereceğim. Ey nasıl? Nereye? Dur. Kolum acıdı. Neymiş be? Dur la dur, yavaş güzel. Ne oldu, ne arıyorsun sen? Testere, demir testeresi. Niye, ne yapacaksın? Keseceğim. Neyi, elini mi? Kelepçeyi. Ama gerekirse senden kurtulmak için elimi de keserim. Gel buraya. Koy elini şuraya. Artık senden kurtuluyorum. Kuzey dur. Bir yerimize bir şey edeceksin şimdi. Yıldız, sen durumun ciddiyetinin farkında değilsin galiba. Gerekirse elimi keserim. Ama yine de senin esirin olmam. O kadar mı istemiyorsun beni? Evet. O kadar vazgeçtin yani benden, öyle mi? Öyle. Kuzey, doğru mu diyorsun? Yıldız, senin beni gerçekten sevmediğini anladığım an senden vazgeçtim. Ama seviyorum diyorum. İnanmıyorum. Başlama yine. Kesin bitti diyorsun yani, öyle mi? Yıldız, neyi soruyorsun daha? Ben senden vazgeçtim. Aramızdaki her şey bitti. Ben seni... Ben seni istemiyorum Yıldız. Demek öyle ha? Demek babamı tekrar yaşattın, öyle mi? İyi. Ben de seni istemiyorum. Haydi, ne halin varsa gör. Aha özgürlüğün. Bundan sonra nereye istersen git. Tutsağım değilsin, hiçbir şeyim değilsin artık. Nereye istersen gidebilirsin. Ha? Bunca zaman anahtar sende miydi yani? Ne fark eder? Unutuyordum. Al. Aha yüzüğün. Bundan sonra ne ölüme ne dirime. Her şey bitti. Haydi. Çok sevdum değil, bilmem ne yanarım. Seni gördüm her gün, içten içe kanarım. Kara gözlerim beni nasıl yaktı sevdum. Hallarımdan beni dur, seni ne çok sevdum. Yüksek dağlara doğru haykırsam sevdum. Belki dağlar anlardı nasıl özledim. Bulut gibi hissederim, sarılıyorum. Yağmur olur yardım, olsun saçların dağlara doğru haykırsam sevdum.
Belki dağlar anlardı nasıl özledim. Bulut gibi hissederim, sallol diyor evine. Yağmur olur yardım, o uzun saçlarını. Ağaçlar çiçek açtı, kış bitti, bahar oldu. Sevdamız bir fidandı, çiçek açmadı soldu. Daldaki yaprak gibi kurudum düştüm yere. Sevdum bakamadım, gözlerim hep bir kere. Yüksek dağlara doğru haykırsam sevdumi. Belki dağlar anlardı nasıl özledumi. Bulut gibi hissederim, savrul diyor ne. Yağmur olur yardım, o uzun saçlar ne. Dağlara doğru haykırsam sevdumi. Belki dağlar anlardı nasıl özledumi. Bulut gibi hissederim, savrul diyor evine. Yağmur olur yardım, o uzun saçlarını. Dağlara doğru haykırsam sevdumi. Belki dağlar anlardı nasıl özledumi. Bulut gibi hissederim, savrul diyor evine. Yağmur olur yardım, o uzun saçlarını. Hakkını helal et yenge. Helal olsun yenge sengülü. Bakın bu kapı size hep açık. Unutmayın tamam mı? 20 yıl sonra kızlarımıza döndüğümüzde ilk senin kapını çalacağız söz. Hoyraz. Oo gençler. Nereye gidiyiz? He? Baba dur yapma. Hayır Seref baba beni vur. Hayır beni vur. Hayır beni vur. Hayır beni. Beni. Ne diyorsun lan? Ne vurmaz? He. Pantolonumu düzelteceğim dedim de onda. Ha, ben şey edeceğim sandım baba. Ne sandın? Vuracağım sandım. Valla ben seni vurmak isteseydim kızımı ilk kaçırdığında vururdum zaten. Şimdi söyleyeyim bakalım bana. Nereye gidiyorsunuz? İstanbul'a gidiyoruz biz. Resmi nikah kıyacağız. Ananıza babanıza haber etmeden. Teh başınıza mı kızım? Duyayım mı Şeref Efendi? Kızımız bizi nikahına çağırmıyor. Hoyraz, 40 yıllık dostumla karşılıklı karşılama oynamama engel mi olacaksın lan sen ha? Allah Allah, kesin bu işte bir iş var ha. Doğru diyorsun dünya molaylısı, kesin bir dümen çeviriyor bunlar. Herhalde birazdan benim kemiklerim böyle sıyırıp köpekler önüne atacaklar beni. Hoyraz. Dokunma bana. Oğlum, Hoyraz'ım niye kendini kaçırayım? Anandan mı korkuyorsun sen? Seni hiç affetmeyeceğim ana. Kaç yaşına geldim şamar oğlana çevirdiniz beni be. O gün yediğim dayaktan sonra o lastik ayakkabıyla polyesterin karışmış kokusu burnumun direğinden çıkmıyor. Aa, sağ vuran bu ellerim kırılsın inşallah. Poyraz'ım oğlum ana affet kurban olayım. Kamer. Kızım. Ay yüzlü kızım. Ana bırakıp gideyim mi Hakket? Bu Emine küçük kızı olmadan ne eder düşüneyim mi? Geceleri gizli gizli kimin üstünü örteyim ben ha?
Ömer, kimin güzel saçlarını tarayayım? Anne, ya Poyraz olmazsa ölürüm ben, yaşayamam. İşte o zaman Kamer diye bir kızın kalmaz, biliyor musun? Bileyim tabii, bilmem mi? Hem ben değil, bu ban da bileyim. Değil mi Şeref Efendi? Ya o zaman niye hala karşımızda duruyorsunuz ha? E çekilin gidelim işte. Kızım, biz bundan sonra sizin karşınızda değil, yalnızdayız. Anneleriniz, babalarınız olarak üstümüze düşen her şeyi yapacağız herhalde, değil mi? E daha düne kadar bu çocuk hasta diye köyde barındırmıyordunuz. Ya çocuğun yemediği dayak, işitmediği hakaret kalmadı ya. Ya ne oldu, şimdi pişman mı oldunuz? Pişman oldu kızım. Büyükler de hata eder. Biz sizi kollayacağız derken hata ettik. Bırakın da telafi edelim. Yani siz şimdi bizim evlenmemize karşı değilsiniz öyle mi? Hayır. Değiliz. Değilik. Değiliz. Peki ya sen anne? Sen izin veriyor musun Poyraz'la evlenmeme? Vereyim tabii Gamer. Vereyim. En yakın arkadaşımın oğluyla evlenmeyeceksin de kiminle evleneceksin? Kız. Barış al. Valla canıma tah etti. Gel. Yaşa. Gelme. Ha, unuttum ola. Düğüne bakalım. Düğüne İstanbul'da mı ediyor, burada mı ediyor? Burada. Allah'ım sen kuzeyimle yıldızıma da nasip et ya Rabbi. Yenge. Ay. Pardon. Dur kızım. Çok pardon, çok pardon. Öpeyim. Elini geçsin. Niye en son bize geliyorsun? Ha, niye? Oğlum, en önce kayınbabana geleceğim. Kulübesine geri döndü. Artık başladığım yerdeyim. Evi 20 yılda ben beklerim bu yaylayı. Değil mi güzel evim? Cevap yok. Normal. Lan ne soğuk be. İçerisi dışarıdan soğuk ha. Arkadaş giderken şu sobanın içine iki tane odun çatın ya. Her şeyi ben yapayım. Thank you.
Oyuncağını kaybedince üzülüp peşinden mi geldin? Başlatma oyuncağına. Hani azat etmiştin? Tutsaklık bitmişti. Bitti. Bitti. Sen benim gözümün içine baka baka seni istemiyorum dedin ya. Ben artık rahatladım. Kuş gibi özgürüm artık. O yüzden mi peşimden ta yaylalara kadar geldin? Kuzey, ben senin peşinden gelecek olsam 20 sene önce İstanbul'a gelirdim. Onun yerine buraya gelmeyi tercih ettim. Çünkü burası sadece benim bekleme yerim, anladın mı? Sadece benim. Şimdi kimi bekleyeceksin? 20 sene önce giden Kuzey'i mi, yoksa terk ettiğin şimdiki Kuzey'i mi? Hiçbirinizi. İsabet olur. Çünkü şimdiki Kuzey adamın dibi. Gidene eyvallah yok. Ula senden olsa olsa öküzün dibi olur be. Ben mi seni terk ettim? İki türlü de sen beni terk ettin ya. Unutma, gitmek sağa mahsustur. Müsaade etmiyorsun ki gidelim. Hem sen nereden bildin benim yaylaya geleceğimi? Ben senin yaylaya geleceğini değil, ardında kalınca nereye geleceğimi iyi bilirim Kuzey Efendi. Kaplumbağalar kabuklarını bırakıp nasıl denize doğru koşuyorlar? Ben de işte ardından böyle buraya koşup geldim. Şu laflarına bak, bırak artık şu lafları ya. Yıldız, bir kere de dürüst ol. De ki, seni takip ettim. Arkadaşım. Ben mi seni takip ettim? Ula sen asıl sevgisine inanmadığın kadının aşkını taklit etmeye utanmıyor musun? Ben mi senin aşkını taklit etmişim? Ya sona gidip benim ağlama gayamda ağlamalar? Buraya gelip benim inziva yerimi kapmaya çalışmalar? Hadi oradan be. Sen asıl benim aşkımı taklit ediyorsun. Gelip öyle arkadan sarılmalar, önümde diz çökmeler. Kim bu? Ben. Ne oldu? Az önce vazgeçtiğin aşkına şimdi sahip mi çıkmaya karar verdin? Yo, o işler bitti. Geçmiş olsun. Ben artık mis gibiyim. Tertemizim. Adeta yeniden doğmuş gibiyim. Bebeksiyim. Bebeksi mi? Ula senden olsa olsa garta kaçmış öküz olur. Sana istediğini vermeyeceğim Yıldızcığım. Boşuna gelmişsin buraya kadar. Hadi yandan yandan gidiniz. Hadi. Benim yardımcım lafını bahsatma. Neyse seni rahatsız ettiysem gideyim bari diyeceğim ama kusura bakma. Buradaki dağın, taşın, börtünün, böceğin bile en güdemlisi benim. Burası benim yerim, anladın mı? Gidecek olan biri varsa da sensin. Hayır efendim, sen gideceksin. Hem de o süpürgene ters bineceksin, geri geri gideceksin. Kusura kalma, gideceksin. Eşek gibi gideceksin. Sen gideceksin. Eşek gibi gideceksin, o kadar. Sen gideceksin. Eşek gibi gideceksin. Sen gideceksin be. Sen gideceksin. Sen gideceksin. Göreceğiz bakalım. Sen hala oyunda kalmaya çalışıyorsun ama senin karşında 20 yıl önceki çaylak Kuzey yok. Bu sefer giden sen olacaksın. Cihan, kurban olayım bak sana en tazesinden kelle paçalar getirdim. En tazesinden böbrek getirdim. Bir de en safından, en temizinden bir yürek getirdim. Ne oluyor ya? Önce hangisinden başlamak istersin? Ciğer var, böbrek var, dalak var, aç ağzını. Ciğer, böbrek, salak benim değil. Ya siz bu kadar iç organı nereden buldunuz Pembe Hanım? Ya sizin bu iç meselelere takıntınız nedir böyle? Çekil şunları lütfen. Ama sakin, alışık olma.
anlamadığın şeyler ya. Aynı şeyim efendim. Sakatatçı mıyım ben? Cerrahım, cerrah. Ya bilmem mi? Bana açık kalp ameliyatı yaptığın günden beri gözüm senden başka hiçbir şey görmüyor. Efendim, bakın organ nakli yapılabildiği gibi aç nakli de yapılabilir. Bence siz bana olan bütün hislerinizi alıp başka bir şanslı beyefendiye nakledebilirsiniz. Sen açlıktan ne dediğini bilmiyorsun. Aç ağzını ya. Efendim, ben anladım sizi. Siz bana yeniden kalp krizi geçirtirip beni elden ayaktan düşürmeye çalışıyorsunuz. Beni böylelikle kendinize bağlamayı düşünüyorsunuz. Ya biz zaten gönülden birbirimize bağlı değil miyiz? Kalplerimiz bir çarpı. Sayenizde benim kalbim artık atmıyor Pembe Hanım. Ya ben nereden bileyim beni gelinlikle öyle görünce o kadar heyecanlanacağını ya. Ama söz veriyorum doğumda alıştıra alıştıra göstereceğim. Alışamam Pembe Hanım. Ben her şeye alışırım ama buna alışamam. Ne yapıyorsun ya? Yapma, kıpraşma. Ne yapıyorsun ya? Yine kalp krizime krizi geçirecek. Tak şunları. Çekilin artık. Çekilin. Boğmayın beni ne olur. Ben sizi boğuyor mu? Evet efendim. Boğuyorsunuz beni. Ben sizin yanınızda kendimi ilkokul önlüğü giymiş gibi hissediyorum. Annem o önlüğün yakasını öyle birliklerdi ki boğulurdum. Nefes alamazdım. Sen beni sevmeyin mi? Hayır efendim. Ben sizi seviyorum. Vallahi mi? Ama insan olarak. Nasıl bir insan olarak? Ne bileyim. Arkadaş olarak. Bir abla olarak. Belki bir komşu olarak. Ama bir kadın olarak değil. Oldu o zaman. Ben gideyim. Lütfen. Görüşürüz o zaman. Ben sana rahatsızlık verdiysem kusura bakma. Çok memnun oldum seninle tanıştım. Bir şey oldu. Ya ne oldu söylesene. Doktor eksi oldu. Ay ne iyi adamdı ya. Ay bizi bırakıp nerelere gitti. Ben bir daha onun gibi güçlü, kuvvetli, yakışıklı, akıllı adamı nereden bulacağım? Onu bırak. Koca adayı da nereden bulacağım? Pembe niye öyle diyorsun? Öleli ne kadar oldu? Nereden geliyor aklına bu? Ölmüş mü? Demin yanındaydım, kanlı canlı yatıyordu. Sen dedin ya eks oldu diye. Öyle değil. Eks sevgilim oldu. Ayrıldık biz Ayfer. Öldü aşkım, öldü. Başın sağ olsun arkadaşım. Dostlar sağ olsun. Aa şöyle bir çay içeyim de ağız tadıyla karşımda höpürdedim öküzler olmadan. Oh, şimdi şöyle kendime güzel bir çay yapayım.
Kimse karışmıyorken höpürdete höpürdete şapada şupada içeyim. Gel bakalım, kırmızı başlıklı demlik. Nasıl ya? Çay mı bitti? Bu dünyanın sonu bu, kıyamet bu. Karadenizli'nin evinde çay mı biter ya? Ama bir Karadenizli'nin evinde nasıl çay biter? Aa, hepsi bu okuzun yüzünden. İnsan da akıl mı bıraktı ki apar topar geldim buraya hiçbir şey alamadan yanıma? Şimdi ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Kimden alacağım çayı? Alacağına öl daha iyi. Kimden isteyeceğim çayı? Allah yazdıysa bozsun. Al bu öküzden çay isteyeceğime su demler içerim daha iyi. Elbet bir çay veren bulunur. Ben niye kendi kendime konuşuyorum ya? Anaal, o deli başlı konuşmaktan iyidir. Ben seviyorum kendimi. Canım kendim. Çayını içmedin yoksa beğenmedin mi? Hiç beğenmez olur muyum? Ben senin her şeyini beğendim. Allah muhabbetinizi artırsın. Oy Yıldız. Hoş geldin Ecim. Hoş gördük, hoş gördük. Dayanamadın döndün he? Öyle icap etti. Çayın var mı? Aa, çay içmezsem acilen krize gireceğim ha. Hiç olmaz mı benim çayım? Ruhi'nden çay içiydik, geç. Yok, ben gelmeyeceğim. Aç, tadım yok. Yıldız, ne oldu? Yoksa Kuzey'i terk edip de mi geldin? O öküzün adını anma bari Ruhi. Asad ile bir çay içeceğim şurada. Hiç kaçarın yok Yıldız. Ne olduğunu hemen anlat şu an. Ne olacak? Kuzey yine Kuzeyli'ni yaptı. Terk etti beni. Vallahi mi? Geçemedi mi sınavı? Pek hevesli görünüyordu. Bütün sınavları geçti ama son sınavdan kaldı. Kim bilir ne istedin de delirttin adamı. Ya adam senin için kamikaze olup ölüme atladı be Yıldız. Sen bu adamdan daha ne istedin? Aman ne istediysem istedim ha. Kuzey de Kuzey. Yeter. Ben zaten buraya çay almaya geldim. Bana birkaç demlemelik çay ver Fadik. Evde hiçbir şey kalmamış. Tam takır guru bakır. Tamam veririm veririm. De az otur da yüzün gorek da. Yok yok, eve gideceğim ha. Bir dünya iş var evde. Selamın aleyküm. Hey. Senin ne işin var burada? Hey. Senin ne işin var burada? Arkadaşımın evine gelirken sana mı soracağım? Arkadaşımın evine gelirken sana mı soracağım? Kuzey, bırak bu taklitçiliği. Onlar benim arkadaşım. Senin arkadaşın değiller. Git kendine başka arkadaşlar bul. Ya o nasıl laf Yıldız? Kuzey sen bahma ona. Gel arkadaşım. Var Ruhi de burada. Höst ula. Höst. Giremezsin. Burası benim arkadaşımın evi. Yıldız, ayıp oluyor ama. Kuzey sen ona bakma, gel otur. Bırak bırak Ruhi. Ben arkadaşla hiç muhatap olmayayım. Şimdi bir takım kırmızı kafalı şahıslar bana cinnet getirttiği için ben apar topar çıktım evden. Onun için de çay almamışım Fadime. Tamam veririm çayını da geç otur iki dakika. Yıldız, hani gidiyordun sen? Tutmayalım biz seni. Gitmiyorum ula. Aha burada duracağım. Ya olur mu öyle şey? İkinize de çay içirmeden hayatta bir yere gönderme. Kuzey otursana. Ruhi ben böyle çok iyiyim. İyiyim ben böyle. Oturamaz Ruhi. Doğasına aykırı. Mal değneklerin oturdukları nerede görülmüş? Ho ho ho! Nasreddin Hoca da durur mu? Yapıştırmış cevabı. Bravo. Ben sağ aşını bir yapıştırırım. Görürsün Nasreddin Hoca'yı. Yapıştırsana. Hadi. Yaklaş ula. Yaklaşsa yapıştırayım. Hadi. Durun ulan, durun. Kaç yaşında insanlarsınız? Anam! Çocuk gibi birbirinize mi gireyiz siz? Al sen bunu. Sen de bu al. Ya bırak, ben bununla ne muhatap olacağım Allah aşkına Fadime ya. Onun için mi günlerdir peşimden koştun durdun? Sana özel bir şey değildi canım. Sen kaçınca ben de kovalamış bulundum. Ama sonra aklım başıma geldi. Yani ben kaçtım diye kovaladın. Bağ aşık olduğun için değil öyle mi? Ah Yıldızcığım ya. Sanki aylar geçmiş gibi, inan hiç hatırlamıyorum. Öpürdetme şunu! Fadime, bu karda kışta sivrisineğin ne işi var Allah aşkına? Vızır vızır vızır. Ula ben şimdi Sabi yapıştırırım. Görürsün sivrisineğin nasıl vızıldadığını. Yapıştırsana. Hadi yapıştır. Az bekle ula. Tut şunu. Az bekle ula. Tutla şunu.
Şaka! Hop, bir şaka daha! Yeter ula! Git buradan! Gitmeyeceğim! Sen gideceksin! Sen gideceksin ula! Sen gideceksin! Sen! 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 Anam! Çaylarını da almadan gittiler ya! Onların çayı görecek hali mi kaldı Fadime? Ruhi, göreyim nasıl aşıklar birbirlerine? Aynı benim sana aşık olduğum gibi. Neyse, ben şunların çaylarını götüreyim. Patlama be, ölüyoruz burada. Ellerin kırılsın şöyle karısı. Pembe abla. Ana. Kız ne oldu? Doktor asistanı mı oldu? Ay, Pembe abla, Pembe abla. Ay, Pembe abla. Pembe abla. Ya asistanı. Doktor beni sonsuza kadar kovdu. Çok canım acı. Hayda. Ana geç, geç, geç. Hiç. Ne oldu Pembe abla ya? Doktorla mı ayrıldınız? Ayrıldık. Aramızdaki ilişki komple bitti. Kız dün bir, bugün iki. Niye ayrıldınız? Ne oldu? Benim yanımda kendini ilkokul formasının içinde gibi hissediymiş. Neymiş, neymiş? Anası küçükken çok sıkıymış. Öyle kendini benim yanımda ilkokul formasının içinde gibi hissediymiş. Kimin? Babanın. Ya işte biz kimden bahsediyoruz ya? Doktor ya. Ha ya anladım da şeyi anlamadım yani. Anasıyla ne alakası var? Anası mı sıkıştırıyormuş adamı anlamadım. Anası bu küçükken yakasını çok sıkıyormuş. O da aynı şimdi benim yanımda kendini boğuluyor gibi hissediyormuş. Benimle mutlu değilmiş. Beni sevmiymiş. Anam. Pembe abla sen onu geç de. Asıl sen bu adamı Esat'tan seviyor musun? O kalbin ne diyor senin o kalbin? Hı? Sen onu de bana. Ben gözümü rahmetliyle açtım. Çocukken onu sevdim. Büyüdüm onu sevdim. Bu dünyada göçtü gitti. Yine onu sevdim. Benim sevgim de aşkım da rahmetliyle beraber mezara göçüp gitti. Sen o zaman bu doktoru niye bu kadar kafaya takıyorsun ya? Sağ adam mı yok? Adam iddiaydı. Ben koluma takıp gezmek için bir adam aramayayım ki. Ben bir ailem olsun isteyeyim. Bir bebeğim olsun isteyeyim. Pembe abla biz şey diyebiliyoruz değil mi? Ne? Doğru duymuşsunuz. Bizim rahmetliyle bebeğimiz olmaydı. Ama benden ötürü de. Ondan ötürü. Ana. Ama ben hep derdim ki tohum sağlam ama toprak mahsulü vermeyi derdim. Çünkü garibim çok üzülüyordu. Ya bak biz gene senden ötürü sanıyordum. Ya Pembe abla sen... Sen nasıl bir kadınsın ya? Evet, ben nasıl bir kadınım ya? Çoluksuz, çocuksuz, yapayalnız, garip bir kadınım ben ya. Ya öyle demesene ya. Sen üç tane boyun kadar, hatta boyundan da uzun yeğenin var. Maşallah de. Maşallah. Maşallah. Ama ben canımdan can isteyeyim. Böyle ne olursa olsun beni sevecek bir yavrum olsun isteyeyim. Akşamları televizyon karşısında böyle meyve soyayım. Bir kocama, bir çocuğuma, bir kocama, bir çocuğuma meyve vereyim isteyeyim. Sen hakikaten anne olmak istiyorsun, he? Çok istiyorum. Çok istiyorum.
Çok istiyor baba, zamanım geçiyor. Ben şimdi yaptım yaptım. Daha da olmaz ki benim bebem. Hayatımın sonuna kadar halı olup kalırım. Bak, ha bir de o oynak gamer de yarın öbür gün yapar bebe. Bir de onun bebesine teyzelik ederim ama adı olamam ben. Bak onu doğru diyorsun. O kamer hepimizden önce yapar valla. Ben bir bebem olsun isteyeyim Naide. Bir bebem olsun isteyeyim. Çok şey isteyeyim. Ya çok şey istiyorsun olur mu Pembe abla ya? İstemiyorsun tabii ki. Ben gelemiyorum, sen gel. Gel gel. Bakıyorum da iyiden iyiye yerleşmeyi planlıyor herhalde Kuzey Efendi. Yıllık odunların da tamam ama boşuna efor harcıyorsun. Göreceğiz bakalım kim gidecek, kim kalacak. Alo Şükrü. Alo Yıldız abla. Sağ diyeceklerim var, acil gel yanıma haydi. Emin olur ablam da köye mi geleyim, sahile mi? Yaylaya, geri döndüm. Haydi, bekliyorum seni. Çabuk gel ha. Hemen geliyorum ablam. Göreceğiz bakalım. Sen mi gideceksin, ben mi gideceğim?
nereden çıktınız ya? Siz nereden çıktınız ya? Baskın basanındır dedik ve biz de çıktık geldik. E ne iyi ettiniz, hoş geldiniz. Zaten sahnenin seyircisi olmadan tadı çıkmıyor ki. Selam gençler. Oo abi hoş geldin ya. Hoş buldum Osman. Hayırdır, bizim sahneyi şenlendirmeye mi geldin? Vallahi ben değil. Patron şenlendirmek istiyor. Kadın bir solist arıyormuş. Kadın mı? Kadın mı? Ne alakası var ya? Bu bir konsept bir kere, tamam mı? Dört tane saperkik bir araya gelirler ve bir Anadolu rock grubu kurarlar, bu kadar basit yani. E patron da bunu söylüyor zaten. Böyle saf saf takılmasınlar diyor. Katiyen izin vermiyorum. Ya kızlar bir celallenmeyin. Patronun bir bildiği vardır illaki. Tabii canım. Hem kadın sesi de gruba güzel bir renk verir. Bence isabetli bir karar. Yani Mineciğim yapacak bir şey yok. Patron isteği emirdir biliyorsun. Madem buna mecbursunuz, o zaman sizin solistiniz ben olurum. Ben de olurum. Kızlar saçmalamayın. Yani belli ki profesyonel birilerini arıyorlar. Hani sırf zenginlerinizi kıskanıyorsunuz diye olacak şey mi Allah aşkına ya? Neden bahsediyorsun sen ya? Ne kıskanması? Bizim sistalarımızla hep yaptığımız şey bu. Değil mi kızlar? Siz ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Gökte yıldız aymasını biliyor musunuz? Onu çalalım o zaman. Son, iki, üç, dört. Helal vallahi ya, ben bu kadar beklemiyordum yine. Ya siz asıl benim çimen gözüme bakın ya. Ya senin su gibi sesin vardı, niye çimen şarkı söylemedin? Sen de popstar olduğunu gizlemiştin, ödeşmiş olduk. İyi hadi öyle olsun bakalım. Kızlar harikaydınız, ağzınıza sağlık. Gökçe, sen bizimle şarkı söylemeyi ister misin gerçekten? Bu bir teklif mi? Eğer kabul edersen. bu gruba şimdi çok afilede bir isim bulmamız lazım. Çok doğru söyledin bacanak. Şey olsun. Hırçın mezgitler. O ne ya öyle fıkra gibi? Anlamlı bir şey bulmamız lazım. Son feci mezgitler. şey olsun bir dakika. Dilimin ucundaki hamsiler. Ne oldu, siz acıktınız mı balık diye tutturuyorsunuz? Balık haline söylemeyeceksiniz herhalde. Bütün orduya söyleyeceksiniz. Aynen, bütün orduya hitap eden bir şey olması lazım. Mezgit, hamsi. Zaten bunların hepsi orduya hitap ediyor. Çok güzel bunlar ya. Öyle değil ya. Yani anlamlı bir şey. Kotyora mesela. Aa evet aşkım. Ordunun eski adı değil mi o zaten? Vallahi Kotyora çok iyi ya. Süper vallahi. Vallahi helal olsun sana Antepli bacanak. Sen bizden daha ordulu oldun he. Hanım köylü diyelim. şimdi senin bir müzik kabiliyetin falan filan yok mu ya? Seni de alalım gruba. Yok, benim görevim başka. Bundan sonra her türlü finansal ve lojistik desteğimle grup Kotyora'nın prodüktörüyüm. Vay be, aa
bacanağa bak sen. Helal olsun ha. Vallahi helal olsun sana bacanak. Aslan bacanak. Yürü be küçük ha. Abi. Hadi arkadaşlar o zaman yeni patronumuza bir konser vermeyek mi? Evet. Hadi. Yavaş ula yavaş. Allah! Kraliçe geri döndü. Ver o mübarek elini öpeyim abla. Tamam Şükrü, tamam ula, tamam. Alt tarafı sahilden döndüm. Lan ne kadar iyi ettin abla da. Niye erken döndün? Yoksa kötü bir şey mi oldu? Gel benimle. Aa şu okuzu görüyor musun? Görmez olaydım abla. O Kuzey değil midir? Onunla mı geldin yoksa? Höstula, niye onunla gelecekmişim? Benim artık onunla bir alakam kalmadı. Ateşkes bitti. Kuzey artık tekrardan düşman safına geçti. Ben o adamdan dost olmaz demiştim zaten. Haklısın Şükrü, haklısın, haklısın. Bundan sonra Kuzey'le selamı sabaha keseceksiniz. Yağmurlu havada su bile yok ona, su. Onu buradan göndermek için elimizden geleni ardımızı koymayacağız. Emredersin komutanım da. Nasıl göndereceğiz bu öküzü? Aa şu odunlar var ya. O odunları çalıp hepsini bağa getireceksin. Aa bu soğuk havada yakacak tek bir odun bile bulamasın da anlasın başına ne geleceğini. Gelsin abla. Kuzey kendi soğuk rüzgarına çok güveniyor ama bilmiyor ki yıldızın gariyeli daha soğuk eser. Ses çıkarma. Yavaş yavaş. Hiçbir şey bırakma oha. Oğlum yavaş ses çıkarma. Ulan adam evde değil, sağ sessiz ol. Olmaz mı Öküz? Aa köşedekileri de al. Çabuk ola çabuk, acele et. Adam evde. Demesin Öküz. Ula dökme yere, iz bırak iyisin. Abla arabayı saklayayım da görmesin. Tamam aferin aferin, ha. İyi iş ettin aferin. Şimdi görelim seni bakalım Öküz. Odunlarım nerede? Termosum da yok. Selamünaleyküm kalın kafalı bey. Aleykümselam Kuzey Efendi. Benim odunlarımı görmüş olabilir misin acaba? Bir de termosumu. He, el ele tutuşmuş haburdan aşağı horon ederek gidiydi. Bana bak. Senin o kalın kafanı kütük niyetine kırarım burada. Doğruyu söyle. Söyle nerede odunlarım? Ben senin odununun bekçisi miyim la? Bekçisi değilsin ama hırsızısın galiba. Bunlar benim odunlarım olabilir mi acaba? Yok, bunlar Yıldız ablamın odunları. Oğlum onlar benim odunlarım. Bak bununla kafanı kırarım senin ha. Söyle, doğruyu söyle. Hey! Çekti oynaklarını yardımcımın üstünden. Ya abla, ha bu bana saldırıyor durup dururken ya. Durup dururken mi? He. Lan kaçta göz arasında çalmışsınız ya odunlarımı. Hey! Lafını bil de konuş. Sen kime iftira atıyorsun? Sen yaptın sen. Bu karda kışta beni dondurmak için sen çaldın odunlarımı. Gözünü açıp malına sahip çıksaydın o zaman. Öyle boş boş konuşup durma karşımda. Arkadaşım, bu dağın başında kim çalacak benim odunlarımı senden başka? Haklısın. İkimiz de çalmadığımıza göre sen aklını oynattın herhalde. Gayipten odunlar göreysin. Yıldız, benim aklımla oynama. Ben odunlarımı tanırım. Bunlar benim odunlarım. Demin şurada kestim be. Tabii. Odun odunu tanır. Senden hala kim tanıyacak bu odunları?
Ya haydi boş yapma. Haydi yalla. Yürüyün gidin be. Sizin gibi hırsızlarla, yağmacılarla uğraşacağım ama giderim ormana. Yeni, yepyeni, bebeksi odunlar keserim kendime. Ben kül yutmam. Bana böyle ucuz numaralar yapmayın. Bana odun mu yok be? Natoşunum, natoşunum, natoşunum. Bunu işten çıkar, normal insan al artık. Normal insan. Natoşunum, natoşunum. Gover öyle, gover. Sağdan, sağdan. Haydi bakalım. Vandallar, odun hırsızları. Aşık'ı görüyor musun? Odun oduna gidiyor. Dah, boşa gidiyor. Ki o odunları da çalarız abla. Yok ula, bu sefer kökten çözeceğiz. Ağaçları mı komple keseceğiz abla? Hayır Şükrü, ağaçlar yerinde kalacak. Abi öküz gidecek, hem de jandarma eşliğinde. Natosunuma, natosunuma. Başka lan. Münnak, münnak. O mal değneğinin adın odun keseceğini bilmiyor. Ormandan izinsiz ağaç kesmenin cezası neymiş? Görsün bakalım. Naide neredesin? Nerede ya? Naide! Ah Allah! Anahtarımız olmasa kalacağız. Allah'tan anahtar elimde. Hale bak ya. Netmişim. Neredesin ya? Nerede? Naide neredesin kız? Severim. Hocacığım. Hoş geldin hocacığım. Naide neredesin? Şaka yapma, çıkıver. Salondayım sen. Naide. Ne oldu kız böyle? Niye garip garip yürüyorsun? Ha? Naide o gözlerin böyle yuvalarına fırlayacak mürdüm eriği gibi olmuş yani. Kız bir şey mi yedirmiştin yanlışlıkla? Ne bu halim? Orse taktım. Çok sıkmış. Nefes alamıyorum. Ne taktın? Morse. Morse. Morse mi? Kız bana bak. Rusya'ya gideceğim ve gittin kendine korse mi aldın? Masaj yerine ulaştı, aldın mesajı. Yok, yok. Öyle bir şey değil. Sus ya. Çıkar bari şunu da bakalım o kıvrımların iyice yerine oturmuş mu? Dokunma. Abi de çıkar yani. Ulaştı diyorum mesajını. Anladım, uzatma bu kadar ya. Bunda bütün organların birbirine yapışır. Açılmaz bir de ya. Ya bırak diyorum. Ya Nade dur. Bırak diyorum. Dur. Nade. Oh, ne düzeverim ya. Benim üstüme altıma bağlayan tek köprü bu korseydi. Ya ben senin için takmadım gör. Kendi benim için taktım. Benim için bağlamadım. Esat. Ben ne bileyim, dur şimdi kötü müsün çok? Ben kaldıracağım, biliyorum niye olduğunu. Ben halledeceğim, üç deyince kaldıracağım seni, dikeneceksin, tamam? Kızımım yavaş. Bir, iki, üç. Bak, şahane oldu. Nerede, nereye gidiyorsun ya yine? Allah'ım yarabbim. Nerede, bak şimdi kademeli yapacağım. Bir, iki, üç, her kademede oturacak o yerine o belim, tamam? Yavaş yavaş. Şu bir, bir. Üçte bak komple şu an 90'sın, 180'e vuracağım seni, tamam? Üç. Bak, işi biliyoruz canım. Kız nereye gidiyorsun? Ulan iyice yalama yaptık kızım belimi. Arkaya doğru gel bana, koltuk var arkada. Acıyor. Gel. Çok acıyor. Gel. Bak. Kız kamyon sesi yapıyorum gül diye, geri vites kamyon sesi. Acıyor. Geldim koltuğa. Bir kere de at. At bir kere de. Nasıl atayım ya? Bir kere de. Ah, bu ne ya? Koltuğun Allah canını almasın. Böyle koltuk mu olur? Mızrak gibi kenarları. Nade ne oldu sana? Nedir bu belin hali?
Böğüm belim kırıldı. Tamam işte yani raportaj yaptırma. Belik nasıl kırılır bir insanı? Nasıl kırdın belimi? Parmak değil ki bu. Demizlik yaparken kırıldı. Demizlik yaparken ha? Evet. 20 yıllık profesyonel temizlikçi Naide Hanım belimi kıracak. Naide doğrusunu söyler misin lütfen? Belimi nasıl kırdın? İnsan kocasından sır saklamamalıymış zaten. Seferim. Bak söyleyeceğim ama celallemeyeceğim, tamam mı? Haydi, ne oldu? Ben böyle şöyle sırtanıyla karşılaştım. Şöyle mi? Tam pençelerimi kanatacaktım. Karı kolumu havada yakaladı. İki ters bir düz be. Havada çevirip yere devirdi. Şöyle. Çubuk kreker gibi karı, o seni nasıl savuracak yere? Ne bileyim ben ya? O karı acan mıdır nedir? Teknik dövüşüyor. Teknik dövüşmese... İki hareketle beni önce havada sonra yerde buldum kendimi. Demek şöyle, benim kum saati gibi karımı tuzla buz etti ha. Harfiyat alana çevirdi ha benim güzel karımı. Hem de ne harfiyat. Parça parça şu bedenini yerden topladılar. Hayt! Ulan ben sana sormaz mıyım bunun hesabını şöyle? Yapma Seferim. Karı teknik dövüşüyor diyorum. Vallahi sen belini bir kırarsa bırak korsayı, beton döksek yani yapışmaz. Deknik mi dövüşüyor? Naide o deknik dövüşüyorsa ben de kara düzen dövüşmüyorum. Yıllardır herkesten sakladığım sefer tekniklerimi çıkarmanın vakti geldi. Ordu Smackdown! Kaçakçı. Kaçakçı diye sana derler be, hırsız. İftiralarını sağa aynen iade ediyorum öküzcüğüm. Yıldız bir şey soracağım ya. Böyle iki tane odunumu çaldın diye böyle gideceğimi mi zannettin? Vallahi senin gitmen de kalman da hiç umurumda değil. Ben sağa baktığımda hiçbir şey görmüyorum ki zaten. Aa bakayım. Gördüğüm sadece koca bir burun. O koca buruna öldüğünü bilmiyoruz da sanki. Yıldız, gözünün içine baka baka ben seni istemiyorum dediğim için... Sonra da bununla kalmayıp seni kovduğum için ne yapacağını şaşırdın. Sen beni kovmadın. Ben seni kovmadım, sen istifa ettin değil mi? Hep öyle olur zaten. Sen gül, gül bakalım. Ah, böyle babanın malı gibi odunları da kesmeye devam et. Sonra görürsün başına gelecek olanları. Hayırdır ya? Bunlar da mı babanın malı? Burada mı babanın malı? Yok. O zaman boş yapma, hadi yürü git. Babamın malı değil ama devlet babanın malı. Aa, bütün bu ormanlar devletin hazinesi. Söyle, kafana göre kesip kesip götüremezsin odunları. Arkadaşım, kesip de kereste fabrikasına götürmüyoruz ya. Götüreceğiz, evimizde yakacağız bu odunları. Vallahi ben orasını burasını bilmem öküzcüğüm. Ya bu odunları kesmeye bırakırsın ya da şimdi arıyorum ormancıyı. Pıs, yemişim ormancıyı. Kimmiş o ormancı? Ormancı. Aha, bütün bu ormanların kralı. Hayır canım, o masallarda olur. Bütün bu ormanların kralı... Artık benim, ben, bebeksi kral. Bebeksi mi? Geldiğinde görürsün bakalım kim kral, kim değil. Alo, dayı. Bir kaçakçı yakaladım senin için. Gelin de alın. Gonum atıyorum şimdi. Bir dakika, bir dakika. Dayı mı dedin sen? Dayım. Ormancı olur kendisi. Hangi dayın? Evine çağırdın, sonra gerisin geriye kovdun. Canım sadece çikolata istemişti diye dalga geçtiğin dayım. Ha, deli dayın. Ta kendisi. O deliyse ben zır deliyim be. Değil dayın. Bütün sülalen gelse ben bu kütükleri evime götüreceğim. Kaç şuradan. Bak. Buna bak. Bunlara da bak.
Ne yapıyorsun sen ya? Kaçakçılığını belgeliyorum. Senin hırsızlığını kim belgeleyecek? Çok konuşma haydi. Aa, belgele. Böyle çek. Kütükleri çalıyormuşum gibi çek. Yetiyorsa bir de Sefer Reis'e kaldır bakalım bu Elü'yü. Ne lan? Bu yapışmış bu. Çekilir misin? Benim kaldıramadığım şeyi mi kaldıracaksın? İyice şaşırdın sen ya. Tüysük. Lan. Bu silkme. Neyme? Televizyon var. Bu da koparma. Şimdi seni de silkip koparmadan çek git buradan. Çünkü kaslarımın soğumasından pek hoşlanmam. Bana bak. Senin o şişmiş kaslarına iğneye böyle bastın mı fos diye söndürürüm ha. Benim karımın etrafında dolaşmayacaksın. Böyle son canavarı. Ya siz nasıl bir arıza ailesiniz ya? Şimdi de sen mi geldin buraya karının intikamını almak için? Lafa bak ya. Benim seninle ne işim olur kız? Bizim lügatımızla kadın el kalkmaz. Hiç korkma. Benim lügatımla da kendi dengim olmayanlara el kalkmaz. Zorla adamı delirtirsin ya sen. Kim kimin dengi değilmiş? Çık da görelim. Çık. Yıllardır kullanmadığım sefer tekniklerimi kullanacağım. Yemin bozuldu. Ne gülüyorsun kız? Gelsene, gel diyorum işte, gel. Bak Sefer, seni uyarıyorum. Sen zararını çıkarsın. Ya öyle korkarsın. Korkuyorum demiyor da çeşit çeşit kıvırmalar falan. Bana bak, korktuğunu anladım. Seni bir şartla affederim. Şimdi çıkacağız. Benim karımdan özür dileyeceksin. Yoksa çok fena canını yakacağım bak burada, şu. Ben sadece kendimi savundum. Şimdi lütfen git çünkü gerçekten kaslarım soğumaya başladı. Bak, sana son lafım bak. Ya karımdan özür dilersin ya da çok fena olur. Sefer, beni bırak ve buradan çek git, yoksa seni karından daha beter ederim. Ha! Oh! Tek vuruş ittirme tekniği ha. Hadi bakalım. Bu neydi şimdi? Sensei ustanın 5 nokta avuç patlatan kalp tekniği. 5 adım sonra Mortingen. E peki madem deneyelim. Ama eğer 5 adım sonra ben Mortingen olmazsam... 3 adımda seni fena benzetirim. 1, 2, 3. Vallahi bak yanaşma. Sana gerçekten ordu smackdown yaparım. Feleğin şaşar bak. 4, 5. Şimdi sıra bende şişman. Lan. World Smackdown! 1, 2, 3. Bu da şimdi Shule Smackdown, fat boy. Ha! Ha! Benim. Benim burnum. Sana da geçmiş olsun. Sensei.
kese beni bu halde görse kemikleri sızlar. Ne yaptın sen tatlım? Çok bak çok fena olacak. Bırak kıtıkları yakıcık beni öğrecek. Çok korktum. İyi benden günah gitti. Aa bundan sonrası beni ilgilendirmez ha. Yıldız boş yapma git şu karda oyna. Allah! Kuzey! Mollalarım Kuzey! Şimdi düştün elime orman hırkızı Gargana. Aa bakın kim gelmiş. İzciler! İzciler hoş geldiniz. Ben de küçükken izciydim biliyor musun? Kamp yapmaya mı geldiniz? Ha şu tarafta çok güzel bir kamp alanı var sizler için. Evet. Senin karşında böne bön. Koskocaman orman muhafaza memuru duruyor. Düzgün konuş. Pardon orman muhafız bey. Yalnız bir üniforma bu kadar mı yakışır bir insana? Bu kadar mı karizmatik, heybetli gösterir? Bu nedir ya? Ha bu arada buralarda bir dağ keçisi var. Ona dikkat edin. Buradaki bütün ağaçları, otları, çiçekleri yedi. Hatta içimizdeki sevgi tomurcuklarını bile geviş getire getire yedi. Ona çok dikkat edin. Hadi, iyi görevler. Hey Kuzey, kıpırdama dur orada. Ne yapıyorsun sen ya? Kıpırdama, hiç şakam yok vururum vallahi. Bir üniforma bu kadar mı bozar insanı ya? Üniformayı giydin, bozdun kendini. Bu nedir? İndir şu silahını. İndiremem, seni tutuklayayım. Ne? Ya durup dururken adam mı tutuklanır? Çok istiyorsan. Aa bu iki odun hırsızını tutukla. Burada senden başka odun hırkızı mı var? Yasak bölgede ağaç kesimi yapmaktan tutuklusun. Çek bakalım şimdi cezanı öküz. Şükrü, ne duruyorsun ula? Al şunu. Al 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 haydi. Lan! Ara üstünü iyice ara. Ne yapıyorsun lan? Bu kaçakçıdan her şey beklenir. Lan çek ellerini üstümden. Buldum. Kesici ve delici alet. Sen bundan ağaçlara Kizey Efendi mi yazarsın? Yok ben bundan ağaçlara Galın Kafalı Efendi yazıyorum. Susun lan. Yeter. Ben de bu yayladanım. Bu kütüklerde benim de hakkım var. Size hesap mı vereceğim be? Vereceğim tabii. Vereceğim. Karşında kimin durduğunu unutuyorum galiba. Mukavemet gösterirsen var ya, senin için hiç iyi olmaz. Sabrımı taşırma benim. Yıldız, al şunu, kelepçele şu azılığı at katili. Memnuniyetle dayıcığım. Bir dakika, bir dakika. Sen kelepçeleme beni. Yanlışlıkla yine kendine kelepçelersin. Yeniden tutsağın olacak ama Şükrü'yle bir ömür geçiririm daha iyi. Ya be, ne yapacağım bunu da? Seferimi isterim ben. Seferim yeter bana. Geç bunları Kuzey. O eskidendi. Bir daha öyle bir şey olursa merak etme. Ben kendi kolumu kendim keserim. Yıldız komutanım. Ne edecek bu kaçakçıyı? Jandarmaya teslim edeceğiz. Haydi arabaya bindirin. Haydi. Bu iş burada bitmedi Yıldız. Görüşeceğiz seninle. Vallahi helal olsun abla. Hakikaten esaslı komutan bitsin. Düşmanımızı temirli kovdun bu topraklardan.
O kuzey öküzü inadını kırana kadar bu böyle olacak. Hi ablam, o inadını kırar da sen kırar mısın? Ha, şunu bileydin. Bilirim ve düşmana karşı daima arkandayım komutanım. O haini bu topraklara sokmayacağım. Tamam Şükrü, sakin ol, otur. Aha, iti an çomağı hazırla demişler. Geldi öküz. Kırmızı kafalı, ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Ben de Kuzey'im oğlu olursam sana pabuç bırakmayacağım ulan. Bu ne lan? Ev değil, buzhane. Beni be. Sıra bile olmaz bunda. Ben size ne yapacağımı biliyorum. Kendinden soğutursun beni. Kırmızı kafa. Yakalandın eller yukarı. Ne oldu ula? Aa, far görmüş tavşan gibi dondun kaldın ya. Ne oldu? Hırsızlık yaptın diye utancından elinle yüzünü mü kapıyor? Ne utanca be? Bunlar zaten benim odunlarımdı. Sen benden çaldın önce. Hırsız! Ya! Doğru konuş lan Yıldız ablamdan. Bana bak öküz. Bundan sonrası yağmurlu havada bile su yok, anladın mı? Bırak şimdi o odunları. Yoksa ararım jandarmayı. Ha bu ağaç katili. Şimdi de benim odunlarımı çalıyor derim. Sana da senin odun sevdana da be. Yettin ulan, yettin. Yettiysem çeker gidersen burnumun dibinden. Gitmeyeceğim ula. Sana inat, gitmeyeceğim. Gideceksin ula. Aa, eşek gibi gideceksin. Gitmeyeceğim. Ben gideceksin diyorsam gideceksin. O kadar. Gitmeyeceğim be. Seni tutma lan burnuma burnuma. Senin o koca burnun her yanı kaplıysa Şükrü ne yapsın Gargamel? Sen de artık şaka da yapamıyorsun. Bu ne biçim şaka? Nereden aldınız lan o ışığı? Bir de prodüksiyon yapmışlar. Her şey senin için Gargamel'ciğim. Her şey senin için. Hırsız, hırsız. NATO'sunum, NATO'sunum. Gülü 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 gülü. Ortadan, ortadan. Haydi bakayım.
Ne kızım benim, ne tutsunum? Tutma lan buraya! Özel mülk burası! Özel ama bana özel. Yok! Yok! Utanma yok! Arlanma da yok! Ulan! Sen kimsin? Kimin odunlarını kime vermiyorsun be? Kimin odunlarını vermiyorsun? Gel lan Gördün mü Yıldız Hanım? Ben gerekirse ekmeğimi taştan, odunumu sandalyeden çıkarırım. Siz, ben kafamı dinlemek istiyorum demedim mi size? Yok efendim öyle, tek başına kalmak, kafa dinlemek falan. Evet ya, biz öyle babanın evini atıp tek başına takılamazsın buralarda. Sen nereye, biz oraya. Sen hayırdır ya? Sen niye terk ettin şimdi? Anan İstanbul'a mı döndü? Hayır dert ya, kaç kere anlatacağım. Ben artık tarafsızım. İyi olan kazansın dedim ve çekildim aranızdan. Tamam, o zaman şu montu ver bana. Aferin. Ciddi mi bu kenafir? Hem de hiç olmadığı kadar. Vallahi Yıldız ablanın ışıkları da yanıyordu. Siz barıştınız mı? Evet. Hiç Yıldız sosu kokusu almıyorum. Barışmamışlar. Ben size bu sabah onun adını anmayı yasaklamadım mı? Bana bakın, çok ciddiyim. Eğer o ismi lazım değilin adını bir daha anarsanız çok fiş bozuşuruz. Anlaşılan sular durulmamış. Hiç mi? Bile mi? Beni uzatma. Babacığım aslında sen uzatmıyor musun biraz? Bu kadar tavır alacaksın ne yapmış olabilir ki? Onun seni ne kadar çok sevdiğini hepimiz biliyoruz. Yani ben bile inkar edemem aşkını. Siz öyle sanın. Hepimizi kandırmış o kırmızı kafalı. Meğer aşkından değil, intikam ateşiyle yanıp tutuşuyormuş. Ne? Nereden çıkardın ki şimdi bunu? Ya ne oldu bir anlatsana. Ne olduysa oldu be. Siz bilmeniz gereken kadarını bilin yeter. Gerisine burnunuzu sokmayın. Vallahi babacığım hiç kusura bakma. Ben öyle yargısız infaz yapamam. Gidip konuşacağım Yıldız ablayla. Ben de geliyorum. Ben de. Hiç kimse bir yere gitmiyor. Oturun oturduğunuz yere. Yok gidiyoruz. Eğer senin söylediğin kadar kötü bir şey yapmışsa bize de hesap verecek. İyi gidin. Gidin de ağzınızın payını alın. Hadi. Gerçekten kötü bir şey yapmamıştır değil mi? Sanmıyorum ama anlarız şimdi. Hiçbir canlı benim babamı üzemez. Ben ki... Ay! Bugüne bugün babamın arkasından iş çevirdi diye anneme res çekmiş insanım. Tamam. Hey yavrum hey! Aman tamam Gökçe'cim, en babacı sensin. Ama sakin ol biraz tamam. He, niye geldiniz? Babanız da bu sefer sizi mi yolladı odun isteme? Ne? Diyorum ki eğer sizi illa ısıtmak istiyorsa kendini çekinmeden yakabilir. Şükrü abi çekil ya. Hop nereye geliyorsunuz la? Laf dinlemediler, daldılar içeri Yıldız abla. Dalsınlar Şükrü. Benim derdim kızlarla değil, babalarıyla. Babamızla mı? Ya sen daha öğlen özür dilemeye gelmedin mi? Şimdi ne oldu? O vakitti. Şimdi bu vakit oldu. La, Yıldız ablam size mi hesap verecek? Haydin eviniz haydin. Haydin, yürü. Sen bizi kovuyor musun gerçekten şu an? Ayıp değil mi ya? Değil. Yıldız abla, biz seninle böyle kız kıza konuşabilir miyiz? Konuşamazsınız. Çünkü yeniden harf ilan edildi. Komutanımı yalnız bırakamam. Şükrü. Madem senin komutanım sağ emrediyorum. Sen dışarı çıkacaksın. Ben kızlarla baş başa kalacağım. Olmaz. Bir askerin yeri komutanının yanıdır. Doğru yavrunuz.
Sen komutanına karşı mı geliyorsun Şükrü? Haydi çık dışarı. Emrediyorsun komutanım. İntikamınız da acı olacak usta. Kızlar, çay. Limonlu. Hey. Kız sizde bu höpürdetme işi genetik herhalde. İyi. Diyeyim bakayım bağ. Nasıl yardımcı olabilirim size? Vallahi Yıldız ablacığım, aslında biz sana nasıl yardımcı olabiliriz? Yani biz kızlarla bunu sormaya geldik. Neden kavga ettiniz babamla? Hı? Ne yaptın da küstürdün adamı kendine? Ben bir şey yapmadım. Ne yaptıysa o öküz babaz yaptı bağ. O yüzden mi öğlen özür dilemeye eve geldin? Sonra da peşinden Yason'a gittin. Ben bozdum, ben tamir edeceğim diye. Tamam. Bir küçük bir şey yapmış olabilirim. Sadece küçük bir şey mi? Bir Karadeniz erkeğinin asla yapamayacağı bir şey istemiş olabilir misin babamdan? Siz biliyormuşsunuz ya ne olduğunu. Daha ne beni kıstırıp duruyorsunuz? Bizim bildiğimiz bu. Gerisini sen anlatacaksın artık. Ay bilmece gibi ya, beynim yandı. Neymiş bu Karadeniz erkeğinin asla yapamayacağı şey? Ay söyleyecek misin artık? Evet Yıldız abla, seni dinliyoruz, söyle. Ben... Evet sen. Ben babaza dedim ki eğer şuradan bu kadar boşanmak istiyorsan gider onun seni aldattığı adamı bulursun dedim. Ne? Senin ağzın ne konuşuyor Yıldız abla? Niye böyle bir şey istedin ki babamdan? Ne alaka, ben bir bağlantı kuramadım. Çünkü annem boşanmak istemiyor. Boşanabilmeleri için babamın annemin onu aldattığını kanıtlaması lazım. Değil mi Yıldız abla? Ben seni anlıyorum Yıldız abla. Evli bir adamla bir ilişki yaşamak istemiyorsun. Ama nasıl bu kadar yok sayarsın babamın gururunu? Ya benim gururum ne olacaktı Feride? Kuzeyim beni bırakıp kaçtığı kadınla ben kaç defa yüz göz olmadım mı? İyi de ikisi aynı şey değil ki. O kadın sana geldi, sen o kadına gitmedin. Aynı şey Gökçe. Ben nasıl onun için buna katlandıysam o da benim için katlanacaktı. Hadi katlanamadım adam, en azından niyetimi anlasaydı da ondan intikam almakla suçlamasaydı beni. Çok da haksız sayılmaz aslında. Babamın yerinde kim olsa aynı şeyi düşünmez miydi? Ne bileyim ben. Ben babanın yerine birini koymayı düşünebilseydim 20 yıl onun yolunu beklemezdim herhalde. Sana tek bir şey soracağım. Babamı böyle bir şeyle sınadığın için pişman mısın? Değilim. Herkes er ya da geç kendi gerçekliğiyle yüzleşecekti zaten. Geldiniz ya. Asıl seninle ara bu hale geldik. Kim delirtti seni böyle? Laha bak, kim delirtecek? Yıldız delirtmiş yani. Bu Yıldız kim ya? Ben tanıyor muyum? Anam, yoksa siz hala barışmadınız mı? Naibe, ben bu Yıldız kim tanıyor muyum diyorum, sen bana barışmadınız mı diyorsun ya? Seferim, sen haklıymışsın. Bu Yıldız'a hıncın ağırıyormuş bu sandalyeler. Hadi oradan be. Ben onun için yumurta kırmam. Ben bu sandalyeyi yakmak için kırıyorum. Odunsuz kaldım da. Oğlum denizde kum, yaylada odun. Nasıl becerdin odunsuz kalmayı? Sen onu odun mafyasına soracaksın canım. Odun mafyası mı? He. O tekinsiz bacınla kalın kafalı sağ olsunlar odunlarımı çaldılar. Bir yaş dala muhtaç ettiler beni. Anam hayda. Geç otur da anlat bakayım ya. Yıldız senin peşinden geldi. Sen niye affetmedin ki kızı? Niye mi? Hala soruyor musun Naide? Bana söylediği şey yenilir yutulur cinsten miydi? Fakat Naide yani neden Kuzey affedecekmiş Yıldız yani, neden? Çünkü hatasını anladı ve de pişman oldu. Daha ne etsin ya kız? Hiçbir şey etmesin. Beni bana bıraksın yeter. Hakikat ya, seni bu arada bana bıraksın. Sefer, sen niye parazit oluyorsun araya kocacığım? Hı?
Ha, gülür müsün karadan? Çekilme Sefer. Çekilme kardeşim. Böyle iyi. Lan kardeşim yok. Kardeşim ya adamın. Kardeşim Kuzey. Bak hata ediyorum. Bir çift laf yüzünden 20 yıllık aşka 100 çeviriyorum. Çeviririm efendim. Öyle bir çift laftan dolayı falan deyip de yumuşatamazsın. Fakat ya o nasıl laf ya? Bir adama bir delikanlıya edilecek laf mı yani? Yine bu sabırlı adam da yani kaldırıyor. Maşallah size çok güzel aklıma girdiniz. Neymiş efendim? 20 yıldır yıldız benim yollarımı gözlüyormuş. Neymiş efendim? Aşıkmış, seviyormuş. Hadi oradan be. Yıldız bana kavuşacağı günü değil, benden intikam alacağı günü bekliyormuş. Kandırıldım ben. El ele verdiniz, beni kandırdınız. Kandırıldın? Kandırıldın oğlum, vallahi kandırıldım bak. Seni kandırmaya tek kişi benim lan. Ben zaten başından beri Yıldız Kuzu'ya aşkıma inanmadım bak. Yıldız yalandır. Tek gerçek Sef Kuz'dur bu. Sef Kuz ne be? Sefer Kuzey. Sefer, senden korkulur he. Sen ne fırsatçı adamsın ya? Yeter ya. Gerçek gönül birliği ikimizin arasında kardeş. Unutma. Eğer çıkacaksa karanlıklar aydınlığa, kardeşlikle, dostlukla. Sefer ve Kuzey Pampalı'yla çıkacak ancak. Tüh! Bir aziz sen. Tutar mısın hadi? Oğlum burası bir soğuk. Masayı falan da yakak. Ev ağaç mı? Yok beton. Ağaç olsa çok güzel yanardı ya. Sıkıntı olur evi de yaksak şimdi. Biliyorum sen gururundan böyle inat ediyorsun. Ama babamın da senden aşağı kalır yanı yok. O da en az senin kadar inatçı. O yüzden birinizden birinin geri adım atması lazım. O ben olmayacağım. Vallahi o zaman iki inatçı keçi masalındaki gibi böyle köprüden aşağı düşeceksiniz yine, haberin olsun. Hah, işte o zaman yazık olmayacak mı senin 20 yılına? Bak, sen kendin söyledin. Onca yıl babamı beklemişsin. Şimdi bir inat uğruna bu aşkı kaybetmek yakışıyor mu bu aşka? Eğer ikiniz de inadınızı kırabilirseniz her zorluğun üstesinden gelirsiniz. Yıldız abla, biz sizin aşkınıza çok inandık. Yani ne yalan söyleyeyim, ben bile inandım. Vallahi mı? Vallahi. Yani böyle her şey çok güzel gidiyorken ne olur birazcık alttan alsan. Ama Kuzey benim artık aşkıma inanmıyor ki. Alttan alsam ne olacak? Neye yarayacak? Aa, aşk olsun ya. Biz varız senin arkanda, biz. Kuzey'in kızları. O iş bizde. Sen kendini bize bırak, sözümüzden çıkma, yeter. Size bırakayım da maskara olayım bu yaştan sonra, öyle mi? Aa, aşkım ayıp ediyorsun ama. Sen güvenmiyor musun bize? Tamam kız. Aa, maskara olacaksam da sizin elinizden olayım. Tamam, haydi. Ay ben seni yerim ya. Yani kendime inanamıyorum ama sanırım ben de yiyeceğim. Oy, kız ben sizi çok seviyorum ha. Vallahi gelinim doğursam bu kadar severmiş. Keşke ben doğuraydım sizi. Buzularım benim. İnşallah babamdır. Babamdır, babamdır. Geldim de. Dert değil Gökçe'cim. Mam. Senin ne işin var burada? Asıl senin ne işin var burada? Oğul. Bütün kızlarım buradayım. Sizin ne işiniz var? Kızlar burada. Onlar benim misafirlerim. Asıl senin ne işin var burada? Taziyeler mi sunmaya geldin? Af buyur. Sonunda Kuzey'den ayrılmış. 20 yıllık aşkını kalbine gömmüşsün ya, onu diyorum. Yanlış anlamışsın. Ben ne Kuzey'den ne de aşkımdan vazgeçmedim. Vazgeçen, terk eden biri varsa o da sensin. Ben değilim. Sen gerçeklerle yüzleşemiyor, kabullenemiyorsun değil mi? Farkında değil misin? Kuzey ben geldikten sonra geri vites yaptı. Şunu sakın unutma. Kuzey hala benim kocam. O yüzden bu saatten sonra kocamın ve kızlarımın etrafında dolanmanı istemiyorum. Şimdi pılını pırtını topla ve çek git buradan. Hayır anne. Yıldız abla hiçbir yere gitmiyor. Eğer gitmesi gereken biri varsa o da sensin. Nasılsa alışkınsın gitmeye. Koymaz sana. Evet. Duydun kızların sesini.
Güle güle anne. Ne demişsin? Herkes er ya da geç kendi gerçekliğiyle yüzleşecek. Gerçeklerle yüzleşme vakti geldi.